Bilirkişilik süreci ve konkordato süreci konulu seminerimize hoş geldiniz. Yoğun bir Ekim ayı geçirdik. Muhtemelen daha yoğun bir Kasım ayı geçireceğiz. Bu ayın ilk günlerinde biraz nefes alma imkanı bulabiliyoruz. Bu eğitime katıldığınız için ben öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Açış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Yücel Akdemir'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Rektörüm, çok değerli hocalarım, odamızın çok değerli kurul üyesi arkadaşlarım, sevgili meslektaşlarım, sizleri odamızın yönetim kurulu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Özellikle ekonomiyle ilgili çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu konuda şunu ifade etmek istiyorum. Ekonominin düzelmesi için ülkemizin yararına alınan her türlü kararın yanında ve arkasında olacağız. Meslek camiası olarak elimizden gelen tüm çabayı hep birlikte göstereceğiz. Tabii ekonomiyle birlikte gündemimiz de değişiyor. Bize de yansımaları oluyor. Bir tarafta uygulamayı bekleyen taslaklar, ertelenen taslaklar var. Kanunlar var, yönetmelikler var, tebliğler var. Bunların hepsi gelecekle ilgili, mesleğimizle ilgili önemli konuları gündeme getiriyor. Elimizden geldiği kadar müdahil olmaya çalışıyoruz. Sorunları diyalogla çözmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi ödeme kaydedici cihazların 3 aylık hasılatlarının yansıtılmasıydı. Bazen de zorlanıyoruz, anlattık, dedik ki ya zaten dedik Ocak ayında işletme defterlerine defter beyana geçilecek. Bunu 3 aylığına bildirmenin bir anlamı yok dedik. Nihayet derdimizi anlattık, yılbaşına kadar ertelendi. Defter beyanın ertelenmesi zaten şimdilik söz konusu değil. Aylık prim bildirgeleri ve muhtasarın birleştirilmesiyle ilgili uygulama 1.7'ye ertelendi. Açıkçası bu ertelenme belki bir fırsatı beraberinde getirdi. Kamunun işlerine karışma anlamında değil ama bu uygulamanın henüz Türkiye'de kamu dahil ne işe yaradığını anlayabilmiş değiliz. Bunun kaldırılmasının çok daha doğru olduğunu sizler adına birçok yerde ifade ettim. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yani biz yıllardır KDV ile muhtasarın birleştirilmesini talep ettik. Bu birleştirilebilir. Ama gündemimizde bizim hiçbir zaman SSK ile muhtasarın birleştirilmesi olmadı. Belki bu erteleme dilerim buna yol açar. Hiçbir anlamı olmayan bu birleştirmeden vazgeçilir diye düşünüyorum. Tabii özellikle işletme defterine bakan meslektaşlarımız için söylüyorum. Kayıt beyan işletme defterlerinde yılbaşına hayata geçecek. Belki Ocak ayı, Aralık ayı çok büyük önem kaydediyor. İşletme defterlerinde uygulamada ciddi bir haksız rekabetin olduğu ortada. 50 liralar, 100 liralar konuşuluyor. Herkesin dikkatli olması gerekiyor Aralık ayında. Yeni yılda mevcut ücretlerle haksız rekabet yaparak işletme defterine tabi olan mükelleflerin evraklarının tam olarak kayıt beyana geçirilmesi mümkün değil değerli arkadaşlar. Hesabımıza göre bir büfeyi yarım günden, bir günden önce kayıt beyana geçiremiyoruz. Böyle bir ortamda haksız rekabet yaparak çok düşük ücretle bu işleri yapmak mümkün değil. Hepimizin, tüm meslektaşlarımızın tüm sıkıntılara rağmen bu konularda
biraz daha dikkatli olup bu aralığı, ocağı iyi değerlendirmeleri, sözleşmelerini düzenlemeleri gerekiyor. Tahsilat konusunda açık yüreklilikle birçok yerde sizlerle konuşmaya çalışıyorum. En büyük sıkıntılarımızdan biri tahsilat konusunda sözleşmelerin düzenlenmemesi değerli arkadaşlar. Sözleşme düzenlemek demek haksız rekabet programına sözleşme girmek değil. Karşılıklı aralık bilemediniz, en geç Ocak ayında karşılıklı oturup mükelleflerle karşılıklı yükümlülüklerimizi konuşmak, karşılıklı imzalamak, bir suretini sözleşmenin mükellefe vermek. Yine yaptığımız tespitler sözleşme düzenleme oranlarının %2'de %3'te kaldığını, bu %2 ve %3'lerde ise tahsilat oranının %98 olduğunu gösteriyor değerli arkadaşlar. Sözleşme varsa uygulamada, tahsilatta sıkıntı olmadığını görüyoruz değerli arkadaşlar. Tahsilatta sıkıntının büyük bölümünün sözleşme imzalamamaktan, mükellefin sözleşmeden haberi olmamasından kaynaklandığını maalesef görüyoruz. Bu dönem uzmanlık alanlarını fazlasıyla konuşmaya başladık. Bilirkişilikle başladık, uzlaştırıcılıkla devam ettik. Şimdi önümüzde konkordata uzmanlık alanı var. Arabuluculukla ilgili bir imza kampanyası başlattık. Bilirkişilikle ilgili bizlerin beklentileri var. Bu beklentileri birçok yerde söylüyorum. Bu beklentilerin aldığımız bilgi 1/1/2019'dan sonra bir kısmının gerçekleşmesini bekliyoruz. Dosyaların UYAP ortamında, elektronik ortamda dağıtılacağı, elektronik ortamda dosyaların alınacağı, yine elektronik ortamda bilirkişilik dosyalarının teslim edileceğini bize Adalet Bakanlığı yetkilileri ifade ediyorlar. Bu sorunlarımızı kısmen azaltacak. Yeterli mi, yeterli değil. Yine en büyük dileğimiz bilirkişi meslektaşlarımızın saygı görmeleri. İkincisi de bilirkişilik alanındaki ücretlerin iyileştirilmesi. Bunlar da bizim beklentilerimiz. Bilirkişilikle ilgili şunu ifade edeceğim. Odamızın eğitim çalışmalarını biliyorsunuz. Odamızın eğitim çalışmalarını eşit ve adaletli bir biçimde götürüyoruz. Bizim eğitim çalışmalarımızda farklılık bugüne kadar asla olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Yine üzülerek ifade ediyorum, bu çalışmalar sadece maddi olarak bakılacak çalışmalar değildir. Bilirkişilik eğitimleri başladığında maalesef herkes buna saldırdı. Meslektaşlar bir pasta gibi görüldü. Şimdi odanın dışında bilirkişilik eğitimi yapan başka bir mesleki kuruluş yok değerli arkadaşlar. Sadece biz devam ediyoruz bilirkişilik eğitimlerine. Sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. İkinci müracaatlar 5 Kasım'da başlıyor. 30 Kasım'da bitiyor. 29 Kasım'a kadar sınıf açmaya devam edeceğiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Hiçbir meslek mensubunu da bu konuda açıkta bırakmayacağız. Müracaat döneminde de elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olacağız. Hazırlıklarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde ikinci grup uzlaştırmacılık eğitimlerini açıyoruz. Burada özellikle dosya dağıtımında meslektaşlarımıza yeteri kadar dosya geldiğini görüyoruz. Ben bu konudaki çalışmalara katkı sunan kamu görevlilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bugün farklı bir konuyu inceleyeceğiz. Konkordato olayı ilginç bir konu, ilginç bir konu. Bugün en önemlisi vizyonumuzu genişleteceğiz. Hukuki boyutlarına bakacağız. Belki önümüzde yapacağımız eğitimlerde de bu işin biraz pratiğine ineceğiz. İsterseniz kısaca, çok zamanınızı almadan bu işin özüne bir bakalım. Konuşmacı arkadaşlarımızın konularına girmeden bir örnekle
ifade edeyim. Birçok yerde anlatıyorum. Geçtiğimiz günlerde beni Van'dan bir devlet memuru aradı. En iyi dedi, gazetelerde de haberlerimiz çıkıyor bazen. En iyi bunu başkan bilir diye odaya ulaşmış. Kendisiyle görüştük. Bir polis memurumuz arıyor. Diyor ki başkanım en iyi sen bilirsin diyor. Benim diyor borcum var diyor. Mahkemeye müracaat ettim. Mahkemeyi kazanır mıyım ben diyor. Derdi borçlardan kurtulmak. Konut kredisi almış. Ödeyemiyor. İki sorun var diyor. Bir diyor mahkemeyi kazanır mıyım? İkincisi diyor mahkemeyi kazanırsam diyor başka borçlarım da var onları da sildirebilir miyim diyor. E dedim öyle bir şey yok. Konkordato komiseri atanacak onunla oturur. Bu konuları dedim sen konuşursun. İkinci farklı bir algılama var. Meslektaşlarımızın bir bölümü bu olaya sadece konkordato komiserliği olarak bakıyorlar. Konkordato komiserliğine atanan arkadaşlarım lütfen çok dikkatli olsunlar. Çok kolay bir iş değil. 30 aylık bir süreç var. Sadece mahkemenin takdir ettiği ücret olarak bu işe bakmayın. Sorumluluklar var, taraflar var, yasal yükümlülükler var. Çok kolay bir iş değil. Asıl bizi ilgilendiren yönü bu konuda danışmanlık yapmak değerli arkadaşlar. Esas uzmanlık alanı danışmanlıkta. Danışmanlıkta birkaç alanda bize düşen görev var. Görev var. Birincisi mahkemeye hocalarım da değinecekler. Müracaat etmeden önce proje sahvası var. Dün bir bürodaydım. Bir mükellefleriyle ilgili söylediler. Yurt dışı bağlantısı da olan bir grup firma ifadeleri şu. Başkanım diyor, dava açmak diyor, mahkemeye müracaat etmek bize diyor, 80 bin dolara mal oldu diyor. 81 dolar proje hazırlatmak. İşin içinde hukukçular var, işin içinde bağımsız denetim firması var, bağımsız denetim firması var, işin içinde danışmanlar var. 80 bin dolar diyor. Dün bir meslektaşımız söylüyor. Yine zaman zaman Anadolu'ya da gidiyorum. Anadolu'da geçtiğimiz hafta Anadolu'daydım. Anadolu'da proje hazırlamanın bedeli yani mahkeme bir projeyi görecek ki ona göre bu konuda bir karar verecek, kabul edecek veya reddedecek. Anadolu'da 15 bin lirayla 30 bin lira arasında değişiyor. İstanbul'da küçük ve orta ölçekli işletmeler için şu anda bazı avukat arkadaşlar proje hazırlayacak meslek mensubu arıyorlar. Limit 30 bin liradan başlıyor. Bakın 30 bin liradan. Ben vatandaştan çok küçük işletmelerden falan bahsetmiyorum. Benim bu konudaki sizlerden ricam şu. Bu konuda proje hazırlarsanız bazen işletmeler projeyi hazırladığınızda firmanın muhasebesini teklif ediyor. Asla bunu kabul etmeyin değerli arkadaşlar. Etik değil. Kendi arkadaşlarımızın ekmeğiyle oynamayalım. Muhasebede, işlemlerde, ekonomik koşullar nedeniyle bir takım meslektaşlarımızın sistemde eksikler olabilir. Ama bunun kaynağı bizim meslektaşlarımız değildir. Bunun kaynağı ekonomik koşullar ve firmalardır. Sakın bu konuda haksız rekabet yapıp projeden yola çıkarak proje hazırladığınız firmanın muhasebesine talip olmayın. Sizlerden birinci ricam bu. İkinci ricam, ikinci aşamada küçük ve orta ölçekli şirketlerin muhasebesine bakan arkadaşlara görev düşüyor. Mali tablolar onlardan istenecek. Üçüncüsü ise grup firmalarında o grup firmalarına bakan ağırlıklı denetim firmasından bir takım raporlar isteniyor. Bunların hepsi ilave iş yükü. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler şunu söyleyecekler. Sıkıntımızı biliyoruz. Sen benim muhasebeme bakmıyor musun? Ben ayrı ücret ödemem diyecekler. Gün olacak hükümet konkordato komiseri haftada bir rapor isteyecek sizden. Vermem diyemezsiniz. Dolayısıyla
bu hizmetlerin ücrete yansıtılması gerekiyor değerli arkadaşlar. Bizim sözleşmelerimizde hangimizin sözleşmesinde konkordatoyla ilgili bu sözleşmeye bu işlemlerde dahildir diye bir madde var mı değerli arkadaşlar? Yok. Bu ek bir iş, önemli bir iş. Bunun ücretini mutlaka almalıyız diye düşünüyorum. Yine edindiğimiz bilgi bu komiserlerin daha ziyade yargı tarafından, hakimler tarafından bilirkişi listelerinden seçildiği söyleniyor. Son bilirkişiliğin yönetmeliğinde düzeltme de var. Bu eğitimlerden geçen arkadaşlarımız uzmanlık alanı olarak o sisteme girip alt uzmanlık alanı olarak da komiserlik yapmak isteyen arkadaşlar bunu yazsınlar oraya, tescil ettirsinler. Yoksa bununla ilgili ayrı bir müracaat alanı veya ayrı bir yere müracaat etmenin bir yapısı yok şu anda. İleride olur mu? Buna bilemiyorum. Hocalarımız da bugünkü eğitimde gerekli bilgiyi verecekler. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün bu salonu yine doldurdunuz. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Çok değerli katkıları için. Ortak paydamız meslek, ortak sevdamız, ortak değerimiz bu ülke. Yine bu camia elinden geldiği kadar hem mesleğine hem ülkesine sahip çıkmaya çalışacaktır. Buna benim inancım tam. Bu duygu ve düşüncelerle geçtiğimiz günlerde kutladığımız 95. yılımızı kutladık. Cumhuriyetimizin 95. yılını kutluyor. Nice yıllara dileğiyle hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İzninizle seminerimizi başlatmak istiyorum. Semineri yönetmek üzere oturum başkanımız Işık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Cemal İbiş. Bilir kişilik süreci ve bilir kişinin sorumlulukları konulu sunumunu yapmak üzere Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Talat Can Bolat. Uygulama yönüyle konkordata süreci ve konkordata komiserliği konulu sunumunu yapmak üzere Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Münir Şakrak. Başarılı bir seminer diliyorum. Sayın İSMO Başkanım, Yönetim Kurulu, kurul üyeleri, çok kıymetli meslektaşlarım, bizleri ekranları başında izleyen kıymetli izleyiciler, ben de şahsım adına hepinizi saygıyla selamlayarak bugünkü semineri açıyorum. Bana göre bu seminerler bir İSMO klasiği, yıllardır devam ediyor. Yıllardır devam eden bu seminerde böyle bir ilgiyi görmek, bizim meslek mensubumuzun öteden beri eğitime, kendini geliştirmeye, yenilenmeye ne kadar açık olduğunu çok net olarak buradan ben görebiliyorum. Hala. Yıllardır devam eden bu seminere böyle bir ilgi varsa biz meslek mensupları olarak çok şey yapabiliriz. Bu nedenle de ben
Sayın Oda Başkanlığı ve yönetimi tebrik etmek istiyorum gerçekten. Bu çok görülen bir şey değil, çok meslekte görülen bir şey değil. Hatırlıyorum bir uluslararası toplantıda ben özellikle İSMO'nun yaptığı bu eğitimleri anlattığımda ve bunların ücretsiz olduğunu söylediğimde bana inanamadılar. Nasıl yapıyorsunuz bunu diye sordular ve anlamakta inanın zorluk çektiler. Bu gerçekten bir başarı. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Efendim bugün iki tane gerçekten ben de duyduğumda beni heyecanlandıran, dikkatimi çeken ve burada oturum başkanlığı yapmayı çok istediğim, zevkle de dinleyeceğim iki tane hocam ve iki tane konumuz var. Konularımız belli. Ben izninizle hem hocalarımı takdim edeyim, hem konuları takdim edeyim, akışı anlatayım. Sonra da şeye geçeceğiz, sunumlara. Birinci konuşmacımız Profesör Doktor Talat Canbolat, benim sağımda oturan hocam. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyemiz. Kendileri bilirkişilik süreci ve bilirkişinin sorumluluklarını bize anlatacak. Şimdi iki hocamın da özelliğidir, vurgulamak lazım. İkisi hem akademisyen, işin teorik tarafını çok iyi biliyorlar, hem de uygulamadan geliyorlar. Ben muhasebeyi öğrenirken hocalarım bana şunu söylerlerdi, ben de şimdi onu anlatmaya çalışıyorum. Muhasebe insan gibi iki ayaklıdır. Bir ayağı teori, diğer ayağı uygulamadır. Eğer sadece teoriniz var, uygulama tarafınız yoksa tek ayakla yürümek gibidir bu işi yapmak. Veya sadece uygulama tarafınız varsa, teorik tarafınız, eğitim tarafınız yoksa yine tek ayaklısınız. Hem teori hem uygulamanın olması lazım. Bugünkü konuşmacılarımız her iki hocamın da bu özelliği var. Talat Hocam ve sol tarafımda benim hocam olmasının ötesinde itiraf ediyorum. Rol modeli hep olmak istediğim okula ilk başladığımdan beri hep izlediğim, hayranlıkla izlediğim, hala izlemekten büyük bir zevk aldığım, hala bir Münir Şakrak efendim nasıl yapar, nasıl çalışır ürettiği eserlerle onur duydum hocam. Profesör Doktor Münir Şakrak. Hocam da yine teorik olmanın ötesinde uygulama tarafıyla bize uygulama yönüyle konkordato süreci ve konkordato komiserliğini anlatacak. İki hocam bu konuları bize anlattıktan sonra bir ara vereceğiz. 15 dakika kadar. Bu arada sizler bu konuşmaları da fırsat bilip onları da konuşmalardan da sorular çıkartıp uygulamada karşılaştığınız soruları da yazarak bizim arkadaşlarımıza vereceksiniz. Bu soruları biz tasnif edeceğiz. Bilirkişilik ve konkordato ile ilgili olanları. Hocalarım o soruları alacaklar. Aradan sonra soru cevaba geçeceğiz. Bence soru cevap bölümü de en az bu seminer kadar heyecanlı bir bölüm olacak. Çünkü uygulamada karşılaşılan sorunların cevaplarının ne olacağı, belki biraz da beyin fırtınası yaparak bizler de o cevapları bulacağız. Ve soru cevapla birlikte bu semineri tamamlamış olacağız. Ben hocama söz vermeden önce bir şey daha söyleyip öyle hocama söz vereceğim. İlk konuşmacımız Talat hocamız. Talat Canbolat. Efendim benim bu meslekte öğrendiğim bana göre en önemli kavram kamu yararı. Biz kamu yararını yerine getiren bir meslek yapıyoruz. Ben onu kendime göre şöyle değerlendiriyorum. Aslında biz tüy bitmemiş yetim hakkının hesabını yapıyoruz. Kamu yararını ben biraz belki ileri gidiyorum ama
Öyle anlıyorum. Yaptığımız meslekte dünyada da hep üzerinde durulan kavram bu, kamu yararı. Evet, bir meslek, akademik bir meslek. Ben üniversitede, bu bir ders değil, bu muhasebeyi anlatırken, burada bir meslek öğreniyorsunuz ve ekmek paranızı kazanacağınız bir meslek. Gerçekten profesyonel yasası olan, birçok meslekte yoktur, yasası olan profesyonel bir meslek ve belki bana göre ondan önemli olan kamu yararını korumak için yapılan bir meslek. Bugün konuşacağımız konuları da belki biraz bu gözle görmekte fayda var. Netice itibariyle yapılan işlemler bana göre gerek bilirkişilik, gerekse konkordatoda kamu yararı göz ardı edilmeden yapılması gerekiyor diyorum. Sözü Profesör Doktor Talat Canbolat hocama bırakıyorum. Hocam, sizi tanıyoruz ama kısaca kendinizle bir özgeçmişinizi bir verirseniz çok memnun oluruz. Buyurun hocam, söz sizin. İstediğiniz yerden konuşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ben Profesör Doktor Talat Canbolat, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İş Hukuku Anabilim Dalı Başkanıyım. Özgeçmişimin geriye kalan ayrıntılarına çok fazla ilgi çekeceğini sanmıyorum. Ben direkt konuya girmeyi planlıyorum. Oldukça uzun bir konu. Bana tanınan süre içerisinde bilirkişiliğin sürecini ve bilirkişilerin sorumluluklarını anlatmaya çalışacağım. Aradan sonra soru gelirse de her anlamda sorularınızı açayım. Eksik kalan hususlar da bu vesileyle tamamlama fırsatım olur diye düşünüyorum. Şimdi bilirkişilik gerçekten çok önemli bir müessese. Bilirkişi olmadan yargılama yapamazsınız, yargılamayı tamamlayamazsınız. Hani yargılamanın asli unsurları avukat, hakim, savcı diye düşünülür ama bilirkişileri de buraya dahil etmek gerekir. Bilirkişilik kurumunun geçmişi de tarihe, ilk insanlığa kadar geriye gider arkadaşlar. Geçmişten beri uyuşmazlıkların çözümünde özel bilgi ya da teknik bilgiden yararlanılır. Bu konuda bizim birkaç cümleyle gerçekte bilirkişiliğin ne olduğunu ifade etmem lazım. Zira ülkemizdeki uygulanan sistem gerçekte bilirkişilik değildir. Bunu net olarak size söylüyorum. Şu anki sistem önemli ölçüde hakim yardımcılığıdır. Hukuki teknik konu ayrımı yapılmamaktadır, hatta bilinmemektedir. Bu nedenle de çok büyük sıkıntılar devam etmektedir. Herkes sanıyor ki bilirkişilik kanunuyla birlikte yeni bir durum geldi. Size net olarak şunu söyleyeyim. Hangi konularda bilirkişiye başvurulur da eski kanunla, HMK ile, CMK ile, yeni kanunla arasında hiçbir fark yoktur. Var olan kanun hükümleri uygulanmadığı için bağımsız bir kanun yapılmak suretiyle idari bir yapı getirildi ve bir denetim getirilmek istendi. İstendi diyorum, yapılamadı. Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarından bir tanesiydi. Yargının çok büyük sorunları var. Bu sorunların önemli bir kısmı da bilirkişilik uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Ve bilirkişilik uygulamasını gerçek zemine oturtmadığınız sürece yargının diğer sorunlarını çözme mümkün değildir. Bunu da net olarak size ifade etmem lazım. Şimdi önce anayasamızda ve kanunlardaki bazı hükümlerin hatırlanması için söyleyeceğim. Bilirkişiliğin ne olduğunu anlamamız lazım ki sorunların çözümünü de orada aramamız gerekiyor. Şimdi söyleyeceğim anayasamızdaki hükümler tüm dünya anayasalar için geçerli olan hükümlerdir. Uluslararası evrensel kurallardır. Bunlardan bir tanesi anayasanın 141. maddesinde
Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevleri arasında sayılır. Gerçekten de gerek hukuk mahkemesi, gerek ceza mahkemesi açısından gecikmiş adalet, adalet değildir düşüncesi son derece yerindedir ve hakimdir. Eskiden beri de söylenilir. Bu nedenle yargının tarafsız, bağımsız, etkin, verimli ve hızlı çalışması gereklidir. Anayasanın 9. maddesi yargı yetkisini Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılacağını söylüyor. Bakın mahkemeler Türk milleti adına kararlar verirler. Yine yargıya anayasamızın 3. bölümünde yer alırken mahkemelerin bağımsızlığına ilişkin 138. madde hakimler görevlerinde bağımsızdırlar, anayasa, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirlerdir. İşte buradan hareketle az sonra söyleyeceğim, hakimlere tanınmış bir takdir yetkisi vardır. İşte bu yetkiyi sadece hakimler kullanır. Bilirkişilere takdir yetkisi içeren konular sorulamaz. Sorulduğu an yargı yetkisinin devre anlamına gelir. Bu nedenle özünde bilirkişiye sorulacak husus, hakim hüküm vermeden önce karar vereceği bir konuda kendisinden beklenemeyecek özel ya da teknik bir bilgi konusunda aydınlatma ister. Ceza yargısında bunu re'sen yapar, hukuk mahkemesinde ise taraflar ister. Bir hukuk mahkemesinde hakim re'sen bilirkişiye kural olarak gidemez. Taraflar bilirkişi delilini sunar. Delildir bu. Hakim delil araştıramaz, delil soramaz. Ama sistem öyle değil diyeceksiniz. Evet öyle değil. Onlara da temas etmeye çalışacağım. Değerli arkadaşlar, Türkiye'deki uygulamada eski alışkanlıklar aynı şekilde devam ettirildiğinden hukuki teknik konu ayrımı yapılmıyor. Bu nedenle davaların %90'ından fazlası bilirkişiye gidiyor. Bir dosyada tek bir bilirkişi raporuyla yetinilmiyor. Birden fazla rapor alınıyor. Ve bu yargıyı hem masraflı hem de uzatan, yargılama sürecini masraflı ve uzun süren bir duruma dönüştürüyor. Dönüp baktığınız zaman mevcut durumdan herkes şikayetçi. Hakimler şikayet ediyor, avukatlar da şikayet ediyor, taraflar da şikayet ediyor, devlet de şikayet ediyor. Bilirkişiler olarak biz de şikayetçiyiz. Ha bunun mutlaka bir de çözümünün olması gerekiyor. Çözüm için de taşın altına elimizi koymamız en önemli husus. Yargıda herkes kendisine biçilen rolü oynaması gerekir. Avukata tanınan yetkilerin avukata ait, hakime tanınana hakim, bilirkişiye de bilirkişiye tanınan bölüme. Rollerin karışmaması gerekir. Bu roller karışmış durumda. Bunun için içinden çıkmakta zorlanılıyor. Zamanımı verimli kullanabilmek için tabii ki bir bilirkişi ve bilirkişilik sistemini yargıdan bağımsız değildir. Bağımsız yargı için son derece önemlidir. Az önce söyledim. Bilirkişilik sistemi olmadan yargılama yapamazsınız. Mümkün değildir. Öyleyse bilirkişinin alanında uzman olması, gerçekten uzman olması ya da özel bir bilgi sahibi olması, tecrübeli bilirkişinin de bağımsız ve tarafsız olması gerekir. Ancak bilirkişinin üzerinde çok baskılar var. Zaman zaman alanında yeterli uzman olmadığı söylenir. Taraflar baskı yapar, hakim baskı yapar. Hatta üzerinde şimdi bir de bölge kurulu, bölge adliye mahkemesi, Yargıtay'ın benzer konularda farklı kararlarıyla iş iyice karışmış duruma doğru gidiyor. Yargılamaya hakim olan bir takım kurallar vardır. Biz yargılamayı ceza yargılaması ve hukuk yargılaması diye ayırırız. Değerli arkadaşlar, ceza yargılamasının amacı maddi gerçeği ortaya çıkarmaktır. Cumhuriyet savcısı da, hakim de re'sen delil toplar. Gerçeğe ulaşmak için her türlü yetkiyi kullanırlar. Ancak hukuk yargılamasında böyle bir şey yoktur. Hukuk yargılamasının özelliği, kimse dava açmak zorunda değil. Açtığı davada ne isteyeceğine de siz karar veremezsiniz. Kendisi karar verir. Davadan da istediği zaman vazgeçebilir. Bu nedenle hukuk yargılamalarında
hangi vakayı hangi delille ispat edeceği tarafa ait bir yetkidir. Getirmeyen bir delili araştıramazsınız, soramazsınız. Bilir kişiye soru sorulurken en sık yapılan hatalardan bir tanesi, ön raporlarla veya farklı şekillerle eksik hususlar delil toplanmaktadır. Bu kimsenin işi değil, hakimin de işi değildir. Hukuk mahkemesine başvuran avukat, ben bu delillerle bu kararı istiyorum demek diyor. O delillerle o karar verilemeyecekse davası reddedilecektir. Biz maddi gerçeği aramıyoruz. Şekli gerçeği arıyoruz. Ne getirdiyse onu alması üzerine kuruludur. Dava malzemelerini seçmek tarafa ait bir yetkidir. Hakim taraflarca getirilmeyen bir delili dikkate alamaz. Bir tek istisnası re'sen araştırma esasına dayalı kamu yararı giden veya kamu ilgilendiren davalardır. Nitekim HMK'nın Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 24. maddesi ve 25. 26. maddeler anlattığım bu hususu açık, kesin, net olarak kanuna bağlamıştır. Şimdi tasarruf ilkesi deriz biz 24. maddede düzenlenen. Bu tasarruf ekonomik tasarrufu değil arkadaşlar. Der ki kanun, hakim iki taraftan birinin talebi olmaksızın kendiliğinden bir davayı incelemez ve karara bağlayamaz. Kanunda açıkça belirtilmedikçe hiç kimse kendi lehine olan davayı açmaya veya hakkını talep etmeye zorlanamaz. Ve 25 daha açık bir şekilde der ki, hakim iki taraftan birinin söylemediği şeyi veya vakaları kendiliğinden dikkate alamaz ve onlara hatırlatabilecek davranışlarda dahi bulunamaz. Çünkü maddi gerçek aramıyorsunuz orada. Yine kanunda belirtilen durumlar dışında hakim kendiliğinden delil toplayamaz. Hakime ait olmayan bir yetki bilir kişiye hiç ait değildir. Ama maalesef bizde şöyle bir alışkanlık var. Bizden bir rapor istendi, mutlaka bir şey çıkarıp vermemiz lazım. Yok böyle bir şey. İki satır yazmanız yeterlidir. Mevcut delillere göre buna cevap vermem ve hesaplamam mümkün değildir. Bu geçerli ve yeterli bir bilirkişi raporudur. Nitekim yakın zamanda verilmiş bir mahkeme kararında Yargıtay bozuyor. Diyor ki, dava dilekçesinde ya da yargılamanın hiçbir aşamasında kadının kocasını her fırsatta arayarak nerede ve kiminle olduğunu sorgulayan, hemen eve dönmesini talep eden şekilde bir baskı uyguladığı vakasına dayanılmadığı halde, yani dava açan taraf böyle bir iddia ileri sürmediği halde, şahitlerin beyanına dayanarak hakim tutmuş, bundan boşanmaya karar vermiş. Yargıtay diyor, bir dakika diyor, taraflar böyle bir delil getirmedi ki, böyle bir vakası iddiası yok ki diyor. Sen buna dayanarak boşanmaya karar veremezsin, ben bunu bozuyorum diyor. Bakın söylediğim konuya değiniyoruz. Davacı kendi vakasını ve o vaka ispat edeceği delilleri kendisi getirir, dosya sunar. Hatta öyle biraz sonra söyleyeceğim, istediği zaman delil sunma da yoktur hukuk mahkemelerinde. En geç ön inceleme aşamasına kadar da sunulması gerekir. Yoksa siz yargılamayı bitiremezsiniz. Biz buna da teksif ilkesi deriz. Yani vaka ve deliller hangi aşamaya kadar getirecek? Yargılamayı hızlandırmak için HMK'da değişiklik yapılırken dava dilekçesinin ekine delil listesinde yazılması, nereden getirileceğinin de oraya da belirtilmesi mecburiyeti geldi. Ön incelemeye kadar bunlar yapılabiliyor. Ama arkadaşlar ön inceleme duruşmasından sonra taraflardan birinin karşı taraf muvafakati olmadan yeni bir vakaya dayanması ya da delil sunması kanuna göre yasaktır. Hele hele delil listesinde dayanılmamış bir başka vaka veya iddiaya hakim de yetkili değildir. Bilir kişilerimiz de yetkili değildir. Kanun bu maddelerin ayrıntılarına girmeyeceğim. Nitekim bir hukuk genel kurulu kararı, işveren davayı kaybetmiş, temiz ederken temiz dilekçesinin ekine yıllık izinlerin belgelerini koymuşlar. Eskiden Yargıtay diyordu ki, bak diyor, temiz dilekçesinin ekinde izin kullanıldığına ilişkin belgeler var, bozuyorum, bunları yeniden inceleyin diyordu. Şimdi diyor ki arkadaşlar, işveren bunu damanında sunmamış diyor. Buna da dayanmamış, artık beni ilgilendirmez. Biz çünkü nedir? Şekli gerçeği arıyoruz, maddi gerçeği aramıyoruz. Bu nedenle temiz dilekçesinde
sunulan dilekçenin ya izin belgesinin hiçbir kıymet harbiyesi yoktur bu dava için. Kabul edemezsin diyor. Aksi takdirde elimde 20 tane izin belgesi var. Her Yargıtay'a gittiğimde bir tanesini çıkarırsam ne olacak? Ne zaman bitecek bu dava? Yargılamanın özü daha cevap verirken delilini getirip koyacaksın diyor. Biz bunlara uymadığımız için yargılamanın birçok sorunlarını çözmekte zorlanıyoruz. Diğer taraftan avukatlara tanınmış çok önemli bir yetki var. Bu yetki Avrupa'daki işte bizim mehaz Almanya'daki avukatlık kanunundan aynen alınmadır. Ama bu yetki mahkemelerde kullanılmıyor. Bunun birçok nedeni var. Avukatlık mesleğinin saygı açısından mutlaka bu maddenin çalıştırılması lazım. Nedir? İkinci madde bize diyor ki yargı organları, bakın mahkemeler, emniyet makamları, kamu kurum kuruluşları, bankalar, noterler, sigorta şirketleri, vakıflar tamamı avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri sunmak mecburiyetindedir. Vekaletname sunduğunda tamamının örneğini alır avukat. Neden? Avukata bu yetkiyi vermezsen avukatlık mesleği yapılamaz. Az önce söylediğim delilleri ben dava açmadan önce toplayacağım. Dilekçemin altına koyacağım. Şimdi bizde sistem şöyle çalışır. Böyle 300-400 kişilik avukatlara yeni sistemi anlatıyordum. Dedim ki bir dava geldi size. İşçinin biri geldi. İşten çıkarıldım. Şu gün girdim, bugün çıktım. Ücretim budur dedi. Ne kadar süre içinde davayı açarsınız? Bir saatte açarım. Hiçbir delil sunma yükümlülüğünüz yok çünkü. Hemen o yaptan bir basit dilekçeyi yazar, açarsınız. Halbuki sistem şunun üzerine kurulu. Siz tüm delilinizi toplayacaksınız. Bana hemen şunu söyler arkadaşlarım. Tamam da hocam ben iş yerine gidiyorum, özlük dosyasının örneğini vermiyor. Bankaya gidiyorum, hesap kayıtlarını vermiyor. Bu kuruma gidiyorum, hastaneye gidiyorum, raporlarını dosyasını vermiyor. Değerli arkadaşlar, vermiyor bir mazeret değildir. Kanun sana bu yetkiyi veriyor. Sistem şöyle çalışıyor. Biz mahkemede bu isteriz. Mahkeme her birisi için yazı yazar, oralardan istedir. Hatta avukatlar sundukları belge için bile mahkeme itibar etmez. Bir de ben yazayım sigortaya, oradan gelsin der. Bakın bu konu üzerine saatlerce konuşabilirim. Avukatlık kanunun bu maddesini çalıştırmadığınız sürece yargıyı düzgün çalıştıramazsınız. Yargıyı düzgün çalıştırmadığınızda da avukatlar arasındaki uzmanlık ya da tırnak içinde iyi avukat, kötü avukat ayrımını yapamazsınız. Avukat, uzman aldığı dosya üzerinde yeteri kadar çalışıp, delillerini toplayıp, üzerinde hazırlanıp gidip tek gelse de kararı alması üzerine kuruludur. Ama bizim Yargıtayımız ne yapıyor? Diyor ki, bu iş yerinden 50 kişi çıkarılmış, 10 tanesinin davasının başka mahkemede bakılmış, oradaki mahkemedeki bilirkişi raporu haftalık 12 saatlik mesai hesaplamış, bizim daireden de geçmiş. Burada 18 saat hesaplanmış, bozuyorum, yine öteki gibi hesaplayın. Ne dedim ben başta? 10 tane dava varsa 10 ayrı sonuç çıkması gerekiyor. Aynı sonucun çıkmaması gerekiyor. Avukata saygısızlıktır bu her şeyden önce. Ne getirdiyse onu alması üzerine kurulu bir sistem. Az getirene az, çok getirene çok vereceksiniz. Ama bu mantıkla baktığınızda ceza yargılamasıymış gibi maddi gerçeği araştırmaya çalışıyorsunuz demektir. Halbuki birisinin davası reddolacak, birisi 10 lira kazanacak, biri 5 lira kazanacak. Sistemimiz bunun üzerine kuruludur. Öyleyse avukatlık kanunu ikinci maddesindeki yetkisini kullanarak bilgi belge toplama avukatla hiçbir yetki toplamayıp internetten indirilen bir dilekçeyle dava açan avukatın arasında da mutlaka ayrım şart değerli arkadaşlar. Kanunun bu maddesinde bu anlamda uygulanması gerekiyor. Buralarda hızlı geçiyorum. Bilirkişilik. Değerli arkadaşlar, bir kişi az önce de söyledim, çözümü özel veya teknik gerektirdiği durumlarda bilirkişiye başvurursun. Hukuki konularda bilirkişiye başvurulamaz. Yeni sistemde hukukçuların alınmaması münasebetiyle arkadaşlar yanlış anladılar. Avukatlar ya da hukukçular bilirkişi olmasın diye anladılar. Böyle bir şey yok. Uzmanlığı varsa onlar da olur.
konu hukuki konularda bilirkişi. Neden? Hukukçu orada oturuyor, hakim oturuyor. Eğer bir hakim hukuki bir konuyu ben bilmiyorum deyip avukata soruyorsa kürsüden inecek. Bilen birisi oraya oturacak. Biz bunu yapamadığımız sürece de bu roller karışır. Ancak sorun şurada, hukuki konu, teknik konu ayrımını bilmiyorlar veya bilinmiyor. Açık söylüyorum, bakanlık kanunu çıkarıp üstüne yattı. Kanun bir yıl sonra yürürlüğe girecekti ve bu süreç içerisinde başta hakimler olmak üzere eğitim verilmesi gerekiyordu. Hiçbir eğitim vermedi. Şimdi eski sisteme alışmış, eski alışkanlıklar olan avukat ve hakimlerin içerisinde siz sadece hukukçuları birdenbire devre dışı bıraktığınızda, yani az önce söylediğim davalar reddedilmesi gerekirken reddedilmeyip, konu bilir kişiye kadar geldiğinde husumeti, zaman aşımını, hesaplamayı, hesaplaman unsurlarını teknik bilir kişiye bırakamazsınız. Tekrar hukukçulara açılması için de ben gayret gösterdim. Çünkü mevcut sistemi tıkayamazsınız. Mevcut sistem hakim yardımcılığıdır. Geçen hafta Antalya'da yapılan bir sempozyuma davet edildim. Orada aynen bu sistemi anlattım. Muhtemelen hakim yardımcılığına geçilecek. Başka yolu yok. Hukuki konuları hakim yardımcısı yapacak, teknik konuları bilirkişi yapacak. Rollerin karışmaması gerekiyor. Tabii hukuki konularda hakimin başvurabileceği yabancı hukuk, geçmiş hukuk ve örf adet kuralları için başvurulabilir. Ticaret mahkemelerinde örf adet çok sık kullanılıyor. Hakim o ticaret alanındaki örf adeti bilmeyebilir. İşte bir senedin pulunun yırtılması ödendiği anlamına geliyor gibi. Bunlar yazılı kurallar değildir. Gerçekten de arkadaşlar, hukuk yargılamasında HMK'nın 206. maddesi çözümü hukuk dışında özel veya teknik bilgiyi gerektiren konulardır ve bilirkişi görevlendirilmesini düzenlerken aynı hüküm ceza yargılaması kanununda da vardır. Hukuki konularda başvurulmaz, teknik konularda başvurulur diye. Sonra bir bilirkişilik kanunu çıktı. Bir de başvurulabilir konusunda yeni bir düzenleme geldi. Yine hukuk dışında teknik ve özel bilgiyi gerektiren konularda başvurulur dedi. Ancak bağımsız bir kanun bir idari yapı getirdi. Bilirkişilik daire başkanlığı kurdu, danışma kurulu kurdu, bölge kurulları kurdu, listeleri yeniledi, uzmanlık alt uzmanlık alanları belirlendi. Farklı bir alana girdi. Yoksa hangi konuda bilirkişiliğe başvurulur ya da başvurulmaz konusunda hiçbir düzenleme yapılmadı. Nitekim bilirkişilik kanununda HMK ve CMK'daki hükmü aynen tekrar ediyor. Ne diyor? Çözümü, uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlarda başvurulur. Bilir kişiler de bu konularda görüş beyan edemezler. Dün Antalya Bölge Kurulu'ndan bir karar çıktı. Bilir kişi hukuki konularda da görüş beyan ettiği için listeden geçici çıkarılma kararı verildi. Diyor ki sorulsa bile cevabını veremezsin sen, hukuki konuya giremezsin. Öyleyse bizlerin de hukuki ve teknik konu ayrımını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Peki hukuki teknik konu ayrımı ne? Değerli arkadaşlar, delillerin değerlendirilmesi hakime ait bir yetkidir. Az önce söyledim, takdir yetkisinden bahsettim. Bakın ceza yargılamasında örneğin yaralama suçunun, kasten yaralama suçunun cezası 3 yıldan 10 yıla kadar der. Peki hangi yaralama suçuna 4 verecek, 5 verecek, 8 verecek, 10 verecek? Takdir yetkisi hakime aittir. İşte az sonra söyleyeceğim tazminatı belirleme yetkisi bilir kişiye değil, hakime aittir. Siz zararınızı ispat edersiniz bir haksız fiilde ama ispat ettiğiniz bu zararın tamamını vermez hakim. Sizin de olayda müterafik kusurunuza göre rakamı hakim belirler. Nitekim borçlar kanunu aynen böyle söylüyor. Diyor ki özellikle tarafların kusuruna göre tazminatı hakim belirler diyor. Siz ne yapıyorsunuz? Önce bir kusur bilir kişisine soruyorsunuz. Aslında kusur bilir kişisine sormak ne demek? Ne kadar indirim yapayım demek. Peki kusur bilirkişisi %60 oranını nereden buluyor? Bakın teknik bir konu olması için bunun üniversitelerde okutulması, matematik, fizik, kimya gibi bir hesaplama yönteminin olması lazım. %60, 70, 80 dediğiniz tamamen takdir yetkisidir. Onun için de her bilirkişi farklı takdir eder. Doğaldır. Her hakim farklı karar verdiği gibi. Eşyanın tabiatında vardır bu. Yapılması gereken bilir kişiye kazaya teknik konuyu soracaksınız. Hakim bakacak bu kaza neden meydana geldi? Kimlerin hangi davranışları kazaya sebebiyet verdi?
Tazminat isteyene geri dönecek, diyecek ki sen 100 lira istedin, 100 lirada zararın geldi. Ama ben 80 liraya karar veriyorum, 60 liraya karar veriyorum, 50 liraya karar veriyorum deyip bunu ilk kararında gerekçesinde yazması gerek. Arkadaşlar, davanın yarıdan fazlası kusurla uğraşılıyor. Kusur raporu dediğiniz dünyada ikinci bir ülke bulamadım. Mozambik'te bile sormuyorlar. Bir tek bizim burada kusur kime ait diye soru soruluyor. Ceza mahkemesinde kimin asli kimin tali kusur sorusunun sorulmasının anlamı kime daha fazla ceza vereyim, kime daha az ceza vereyimdir. Kusur oranı ya da kusuru belirlemek münhasıran hakimlik mesleğinin gereğidir. Elbette bilir kişiye soracak. Neyi soracak? Kusurun kime ait olduğunu değil. Bu kazanın nasıl meydana geldiğini film gibi gözünün önüne getirmesi gerekiyor. Kazayı biz hakimin önüne sereceğiz. Hakim bakacak taraflara göre cezada veya tazminatın miktarının belirlenmesinde. Uygulamadaki kusur bilirkişisi, hesap bilirkişisi, sendikoyma uzmanı, sosyal güvenlik uzmanı ve değişik ünvan kullandığını tespit ettim. Kendisine sordum. Dedim ki bu ünvanları nereden aldın? Dosya ne gerektiriyorsa ona yazıyorum hocam, dedi. Nasıl, dedim. Dedi, hakim de bana öyle söyledi. Hani falanca uzman diye yazınca işte o konunun uzmanıymış. İşte vekalet ücreti uzmanı. Dosyaya bir bakıyorsunuz, vekalet ücretinden çıkan bir uyuşmazlık. Arkadaşlar, dünyada karşılığı yok. Uzmanlık bilimsel temele dayalıdır. Peki nedir? Mesleki, bilimsel, teknik konular, fizik, kimya, matematik, tıp alanını ilgilendiren veya diğer bilim alanlarını ilgilendiren konulardır. Bir imza incelemesi hakimden bekleyemezsiniz. Bu bir teknik konudur. Tabii ki bunu sorması gerekir. Belgenin sahteciliği ya da bir asansörün teknik donanımının yeterli olup olmadığı veya bir iş makinasının keza aynı şekilde ya da bir trafik kazasındaki çarpıp kaçan aracın üzerinden alınan boyanın yakalanan araca ait olup olmadığının incelemesi tekniktir. Nitekim bu konulara hiç itiraz gelmez. Bir raporla yetinirsiniz. Eğer ikinci bir rapora itiraz edecekseniz siz teknik bir uzman görüşü alırsınız. Dersiniz ki bak, bu kullanılan formül terk edilmiştir. Yanlış sonuç veriyor. O zaman o bilirkişi listeden çıkartılır, yeni birisine gönderilir. Bizim çok sık rapor almamızın ve tek sonuç tutulamamasının temel nedeni takdir hakkına giren konularda bilirkişi raporu alınmasıdır. Hukuki konular. Ücretin tespiti. Bugün bir iş mahkemesinde işçinin ücretini tespit etmeden hiçbir alacak hesabı yapamazsınız. Kıdemi de, ihbarı da, mesai de hepsi işçinin ücretine endekslidir. Ama dava açarken avukat gelir der ki işçi 3000 lira ücret alıyor. İşveren gelir der ki hayır, asgari ücret, bak belgesi de var, hiç itirazı kayıtta yok, her ay imzalamış. Her şahit bir başka beyanda bulunur. Dosya direkt bilirkişiye gelir. Bilirkişi ne yapar? Ücret ihtilafını çözer. Hakimlik yapar. Yargılama yapıyor. Diyor ki dosyaya göre, tanık beyanlarına göre ben 2000 lira olduğuna kanaat getirdim. Çünkü biraz sonra hesap yapacak, ücreti belirlemesi gerekecek. Hani şahidi hakim dinliyordu? E o şahidin beyanına ben dikkat alıyorsam dinlendiği duruşmadan önce bilirkişiyi atayım, ben de geleyim duruşmaya. Soru sorayım. Doğruyu söylüyor mu etmiyor diye irdeleyeyim. Soğuk beyanlarla takdir yetkisini kullanmak bilir kişinin işi değildir. Diğer konuları da geçiyorum. Kusur ve oranını zaten söyledim. Bakın, borçlar kanunu 50. maddesi, az önce söyledim. Zarar gören zararını ve zararın verenin kusurunu ispatla yükümlüdür. Bizde sistem tersine devrildi. Davalı kusursuzluğunu ispat etmeye çalışıyor. Bakın, dünya sisteminde şudur. Bir iş kazası veya trafik kazasında davayı açarken dersiniz ki karşı taraf şöyle bir hatalı işlem yaptı, kaza bunun için meydana geldi. Siz bir isnatta bulunacaksınız. Yani bir vaka ortaya koyun. Karşı taraf da hayır, öyle değil, böyle yaptım ya da öyle yaptım çünkü yasa bana bu yetkiyi veriyordu demesi lazım. Direkt diyorsunuz ki kaza meydana geldi. Karşı taraf %100 kusurlu, ben zarar isterim. Böyle bir davayı göremezsiniz. Somutlaştırma yükümlülüğü yok. Neyi tartışacağız hukuk mahkemesinde? Hani neyi getirir son alacaktı ya. Şimdi başlıyor,
Öbür taraf kusursuzluğunu ispat etmeye. Sonra bilirkişiye geliyor, o da re'sen delil topluyor. Ön rapor veriyor, şunları şunları da getirin diyor. Dosyaya şunu tamamlatıyor. Kalanını da Yargıtay tamamlatıyor. Sonra hepimiz geriye dönüyoruz. Ya niye bu yargılamalar uzun sürüyor? Niye farklı sonuçlar ortaya çıkıyor? Karışmış roller. Bakın, herkesin kendi rolünü yapması lazım. Diğer taraftan tazminat. Boşlar Kanunu 51. Hakim tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereklerini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Kim belirler? Hakim belirler. Nerede hakim belirliyor? Önce kusur bilirkişisine gönderiyorsun, sonra da hesap veya aktüarya bilirkişisine gönderiyorsun. Ne kararı gelirse aynen karara geçiriyoruz. Hakimin dokunuşu nerede? Takdir yetkisini nerede kullandı? Arkadaşlar, bugün kadının evlenme şansı, mesela ölüm olaylarında geriye kalan kadının açmış olduğu bir davada evlenme şansı ihtimali kadar davadan indirim yapılması lazım. Hakim bunu yapacak. Bir kişi yapıyor, hem de kadını görmeden. Ya şimdi görmeniz lazım ki alımlı mı, güzel mi, evlenme ihtimali ne kadar? Değil mi? Sizde bir kanaat bırakması gerekiyor. Bizim kullandığımız yine hakimlerin Yargıtay Askeri İdare Mahkemesi'nin kullanmış olduğu bir tablolar var geçmişte. Onu aldık, aynen biz de burada kullanıyoruz. Herkes için eşitmiş gibi. Yok böyle bir şey. Bilir kişinin işi mi kadın ne kadar sürede evlenir? İşte vicdani kanaatine göre hakim verecek ya. Akşamdan uyuyamayacak, sabahleyin ben bu iş diye kaç lira vereyim diyecek. Sabah davanın sonuç raporuna bakıp kaç lira gelmişse ben bunu vereyim, rahatır. Bakın, az önce dedim ki, anayasa vicdani kanaatlerine göre hakimlere bu yetkiyi verirken, evet eski bir Danıştay Başkanımızın söylediği gibi vicdanlarıyla cüzdanlar arasına sıkışmasınlar ama vicdanlarıyla bilirkişi raporları arasına da sıkışmasınlar. Şimdi bilirkişiler biraz sonra anlatmaya başladım. Çok sık şikayete maruz kalmaya başladılar. Bütün buna rağmen hakim soruyor. E ben sorusuna cevap vermem lazım. Cevap birinin işine geliyor, birinin gelmiyor, başlıyor şikayet. Bölge kurulu diyor ki sen niye diyor yazdın diyor. Yazmazsam öbürü niye yazmadın diyor. Bakın çok yanlış bir sürece doğru gidiyoruz. Kusuru da hızlı geçiyorum. Evet, yine bir ceza genel kurulunun kararı. Değerli arkadaşlar, bir dosyada 4 tane bilirkişi raporu var. Ben bu dosyayı biliyorum. En son birinin kararına göre hakim ceza veriyor işverene. Yargıtay diyor ki, bir dakika diyor ya, dosyada 4 tane çelişkili rapor yok. Dosyada tüm raporlar kazanın nasıl meydana geldiğini aynı kabul etmiş. Sana kazanın nasıl meydana geldiği lazım zaten. Sonunda adamların her biri ayrı bir kusur dağıtmış. O benim işim değil diyor, onların işi de değil diyor. Bizi bağlayacak olan kazanın nasıl meydana geldiği. Raporlar arasında çelişki yok diyor. Kusur raporu da hakimi bağlamayacağına göre diyor. Sen burada diyor beraat kararı vermen lazım. Niye mahkumiyet verdin? Veya niye beraat verdin, mahkumiyet vermedin gibi. Bize lazım olan teknik bilgi değerli arkadaşlar. Hukuki'den ayrıştırmamız gerekiyor. Yine bir muris muvazası davası dediğimiz davalarda. Yani sağlığında babanın veya ananın çocuklarından birinin üzerine malını geçirtip öldükten sonra muvazalı yaptıydı, mirastan mal kaçırdıydı deyip dava açıyorlar. Bütün bunlarda hakimler bilir kişiye karar veriyor. Burada muvaza var mı yok mu? Muvaza ne? Kandırdı mı kandırmadı mı? Yani hakimin takdir yetkisine, bir dakika diyor yine, yeni bir karar 2017 bakın, Aralık ayında. Diyor ki, bu diyor hakimin işi diyor, bunu bilir kişiye soramazsın, ne dediği de seni ilgilendirmez. Dosyaya göre gerçekten bir aldatma veya durum muvaza olup olmadığına sen karar vereceksin. Değerli arkadaşlar, bilirkişilerin denetim ve incelemelerine gelince. Buraya kadar kısmı konuyu iyi anlayalım diye anlatmam gerekiyordu. Çünkü yanlış biliniyor uygulamada. Kanunun 14. maddesi bilirkişileri görevle ilgili tutum ve davranışları veya hazırladıkları raporların ilgili mevzuata uygunluğu bakımından re'sen ya da başvuru üzerine denetleneceğini düzenliyor. Bu ilgili hangi dosyada hakim veya savcı bunlar için şikayette bulunabileceği gibi taraflar da
şikayette ilgililerin hepsi şikayette bulunabilirler. Ancak mevzuatın şöyle bir inceliği ve özelliği var. Bilir kişinin teknik konusu yani uzmanlık alanına ilişkin denetimi yoktur. Konu biraz sonra söyleyeceğim. Temel ilkelere aykırılık ya da ahlaka ve benzer konulara aykırılık nedeniyle. Neden? Değerli arkadaşlar, bilirkişilik temel eğitimlerinde uzmanlık alanı dersi verilmez, verilemez. Niye? Sayısız uzmanlık alanını nerede verebileceksiniz? Sistem şunun üzerine kurulu. Bilirkişi dediğiniz zaten kendi mesleğini icra eden dışarıda bir uzman kişidir. Temel eğitimlerin amacı adli yazışma tekniklerini bilsin, bir de biraz sonra söyleyeceğim hukuki cezai sorumlulukları var. Eskiden rahatlıkla bilirkişiler gelip diyordu ki ben bunu bilmiyorum, hakim bana sordu, ben de cevap verdim. Kurtuluyordunuz. Ama şimdi bu eğitim sertifikalarıyla listeye yazıldığınız için size sizin görev alanınız ve uzmanlık alanınız hukuki teknik konu ne oldu sorulsa dahi cevap veremeyeceğiniz anlatıldı. Hem hukuki hem cezai sorumluluğunuz var. Bir yanlış hesaptan dolayı biraz sonra söyleyeceğim. Tazminatın size dönme ihtimali var ve ceza mahkemesinde de yargılanma ihtimaliniz var. Bu temel eğitimlerde uzmanlık dersi verilmez. Bu bilir kişinin görev ve sorumlulukları dersi verilir, anlatılır. Nitekim kanun 14. maddesi diyor ki bilirkişilik bölge kurulları bilirkişi raporlarını özel veya teknik bilgi yönünden denetleyemez. Denetleyemez çünkü sen hakimsin. Sen zaten bilmiyorum diye bana sordun. Yani hukuk dışında teknik bir konuyu soracaksın ya, ben yazdığım teknik bilginin doğruluğu veya yanlışlığını sen nasıl denetleyebilirsin? Denetleyemez. Onun için bu konuda eksiği varsa, örneğin bir muhasebecisi ise İSMEO'ya gönderilir kayıtlı olduğu yere. Onun denetimi burası yapacak. Diyecek ki gel bakayım, bak biz muhasebe tablolarında onları kullanmıyoruz. Bu terk edildi. Sen niye onu kullandın, kullanmadın? Meslek içi bilgi burayı ilgilendirdiği için dosyalar buraya gönderilir. Bölge kurulu yaptığı bir şikayet üzerine incelemelerde her türlü kurum kuruluşlardan bilgi ve belge isteyebilir. İstenen bilgi ve belgeler verilmek mecburiyetindedir. Bu denetim aynı zamanda listeye kayıtlı olmayan bilirkişiler için de geçerlidir. Bilirkişi kurulunun, bölge kurulunun vermiş olduğu kararlar, biraz sonra söyleyeceğimiz uyarı, geçici çıkarma, listeden çıkarma, sicilden çıkarma gibi disiplin kararlarına karşı yine bölge kuruluna itiraz edilmesi gerekir. Bir ay içinde itirazdan bir sonuç çıkmadığı takdirde idare mahkemesinde bu kararın iptali için dava açılma hakkı vardır. Denetlenebildikleri bilirkişilerin temel ilkelere aykırılık. Nedir onlar? Kanunun 13. yönetmeliğin 5. maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiş. Der ki, bilirkişi görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız, objektif yerine getirecek. Raporlarında da çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamaz. Sadece teknik konuda sen açıklama yapacaksın diyor. Hukuki konuyu sorsa bile sen buna girmeyeceksin diyor. Ve görevini bizzat kendisi yaptıracak. Başkalarını çalıştırmak suretiyle yaptırmayacak. Sorumluluk kendisinde. Yine dosyadan öğrendiği sırları ve bilgileri gizli tutmak ve saklamakla yükümlüdür. Ulusal yargı UYAP'ta edinilen bilgiler konusunda da bilirkişiye başvurulamaz. Diğer taraftan yönetmelik şöyle bir atıf yapar. Kanun, etik ilkelerin kapsamı ve etik ilkelere bağlılık konusunda kamu görevlileri etik davranış ilkeleri yönetmeliğine atıf yapar. Bu yönetmelik önemli ölçüde zaten bilirkişi de az sonra söyleyeceğim kamu görevi ifa ediyor. Dolayısıyla kamu görevlisi sayılıyor. Bilirkişilik yaptığı sırada herhangi bir kendisine karşı suç işlenirse hakime karşı işlenmiş gibi işlem görür. Bu nedenle kamu görevlisi sayıldığından kamu görevlileri etik davranış ilkeleri geçerlidir. Nedir onlar? Görevine getirirken kamu bilinciyle hareket edecek. Halka hizmet bilinci, hizmet standartlarına uyma, amaç ve misyona bağlılık, dürüstlük, tarafsızlık, saygınlık, güven, nezaket, saygı. Bir suç görürse dosyada yetkili makamlara bildirecek, çıkar çatışmasından kaçınacak. Görev ve yetkilerine menfaat sağlamak amacıyla kullanmayacak. Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı altında bunları toplayabiliriz arkadaşlar. Bunların da ayrıntılarına girmeyeceğim. Yine yönetmelik
bağımsız, dürüst ve tarafsız olma, saygınlık ve güven, görevi kabul yükümlülüğü, menfaat elde etme yasağı, bildirim yükümlülüğü ve reklam yasağını ayrı olarak düzenlemiştir. Bilirkişi aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde sicilden ve listeden çıkarılır. Her şeyden önce bilirkişiliğe kabul için başvurduğu, sağlaması gereken koşulları kaybetmiş ya da kaybettiği anlaşılırsa doğal olarak sicilden çıkarılacaktır. Kanuni bir sebep olmaksızın bilirkişilik yapmaktan kaçınılamaz. Listede olan kişi için dosyayı kabul mecburiyeti vardır arkadaşlar. Eğer size tevdi edilen bir dosyayı almak istemiyorsanız mutlaka mazeret beyan edeceksiniz. Ya da size tanınan süre içerisinde raporu tanzim yükümlülüğü var. Bu süre içerisinde yetiştirmek mümkün değilse yine öncesinde mutlaka görev veren mahkama bunun bildirilmesi gerekir. Etik ilkelere bağdaşmayan güven duygusunu sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunursa da yine sicil veya listeden çıkarma cezası, uyarma cezası uygulanabilir. Demin saydığımız temel ilkelere aykırılık da bunların içerisindedir. Bölge kurulu tarafından yapılacak performans değerlendirmeleri sonucunda yeterli bulunmama. Değerli arkadaşlar, bu performans değerlendirmesine ben kanuna da karşı çıktım, yönetmeliğe de karşı çıktım. Az önce size bir bilgi verdim. Dedim ki uzmanlık alanımda beni denetleyemezsiniz. Nitekim oraya da yazıldı. Uzmanlık alanında denetim yapılamaz, ilgili yere gönder. Peki benim performansımı nasıl ölçeceksin? Denetim yapamadığın, içine giremediğin bir konuda performans ölçemez diye ben düşünüyorum. Bu sorun yaratabilir gibi geliyor. Listeye yazılma süresi dolduktan sonra yeniden yazılmazsa ya da kendisi listeden çıkmak istediği takdirde bu çıkarma işlemi yapılır. Şimdi verilecek ceza listeden çıkarmayı gerektirse bile bölge kurulu uyarı ya da geçici çıkarmayla yetinebilir. En ağır cezadır listeden bir daha alınmamak üzere çıkarma. Bölge kurulları genel olarak şunu yapıyorlar. Eski sistemden yeni sisteme geçerken bir alışkanlık sağlansın diye direkt çıkarma yerine önce uyarı ya da geçici bir aylık, üç aylık, altı aylık çıkarmalar veriliyor. Daha sonradan temelli çıkarma yöntemine geçilecek. Bilirkişiler ceza hukuku bakımından kamu görevlisidir. Bilirkişilerin hukuki sorumluluğu da hakimlerin hukuki sorumluluğuna benzer şekilde kanunda düzenlenmiştir. Bilirkişinin kasten veya ağır ihmali suretiyle düzenlemiş olduğu gerçeğe aykırı rapor mahkemece hükmek esas alınması sebebiyle zarar görmüş olanlar bilirkişiye karşı değil devlete karşı dava açarlar. Devlet bunu rücu edecektir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Bilirkişinin vermiş olduğu gerçeğe aykırı rapor tek başına zarar tazminat davası için yeterli değil. Mahkemenin o hükmü esas alarak karar vermiş olması, kesinleşip ödemek mecburiyetinde kalan taraf. O zaman devlet şunu söylüyor, diyor ki ben listeye aldığım bilirkişiye güveniyorum. Onun garantisi benim. O kişinin mal varlığı olmasa bile davanı bana karşı aç, ben ödeyeceğim. Alırım veya alamam. Vatandaşa karşı böyle bir güven içeren düzenleme yapılmış durumdadır. Bu davalar Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülecektir. Bir yıl içerisinde rücu davasında açılması gerekir. Bu hukuki sorumluluk vermiş olduğu raporun içeriğinden kaynaklanan ancak bir de size tevdi edilen bilgi belgeleri kaybettiniz, yok ettiniz, zarar verdiniz bu sizin kendi sorumluluğunuzda. Devlet bunun garantisini vermiyor. Örneğin size bir kambiyo senedi verilmiş incelemek üzere siz senedi kaybettiniz ve yargılama devam edemiyor. Burada ilgili taraf doğrudan sizin hakkınızda dava açabilir. Kamu görevlisi sayıldığından sadece kamu görevlilerinin işleyebileceği suç tipleri var bizde. Örneğin görevi kötüye kullanma suçu gibi, rüşvet suçu gibi bu suçlarda bilirkişiler hakkında işlenebilir suçlardır. Yine dosyadaki gizli tutulması gereken bilgi ve belgelerin ifşa edilmesi halinde Türk Ceza Kanunu'ndaki kişisel verilerin izinsiz kaydedilmesi ya da başkasına verilmesi suçunu göbevi bir sebebiyle öğrendiği suçu bildirmeme suçları da işlenebilir. Hakimler hakkındaki yasaklılık ve ret sebepleri kural olarak bilirkişiler hakkında da uygulanır.
Yani bir hakim üçüncü dereceye kadar kendi akrabasının davasına bakamaz. Bilirkişi de kendi akrabasının dosyasında bilirkişi olamaz gibi. Ya da zaten muhasebesini tuttuğunuz bir yerle ilgili davada bilirkişi görevlendirilmişseniz buradan çekilmeniz gerekiyor. Bu dosyalarda bilirkişilik yapamazsınız. Ayrıntılarını uzatmayacağım. Ceza davalarında da aynısı geçerli. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Benim sunumum buraya kadar şimdi. Evet, dediğim gibi hocamın akademik tarafı kadar uygulama tarafı da çok güçlü. Bunu bize doyurucu bir kısa zaman içerisinde doyurucu bilgilendirmeyle gösterdiler. Ben hocamın sunumundan birkaç hoşuma da giden, inanıyorum ki gelecekte bizim de çok iş yapacağımız alan gördüm. Hocam hakim yardımcılığı dedi. Evet, yani çok enteresan, çok çarpıcı geldi bana. Ve hakim hukuki tarafa bakacak, bilirkişi de teknik tarafa bakacak dedi. Yani bu konuda hocamın belirttiği gibi çalışmaları da var. Ümit ediyorum bu olur. Olursa sanki birçok şey, taşlar daha bir yerine oturacaktır. Yine bir mesajı oldu hocamın. Vicdan ile rapor arasına sıkışması lazım dedi bilirkişinin. Sıkışmasın. Vicdan ile, bilirkişi vicdanı ile... Tamam, hakim vicdanı ile bilirkişi rapor arasında sıkışmasın. Teşekkür ederim hocam. Bu da çok çarpıcı. Yani bizim madem ki hakim yardımcılığı, o zaman o alanda teknik bilgimizi en doğru, objektif bir şekilde yansıtmamız lazım. Hakime de yardımcı olmamız lazım. Evet, yine anayasadan birçok maddeleri hocam söyledi. Sorunları belirttiler, uygulamada yaşanan, hukuki düzenlemeden kaynaklanan, yaşanan sorunları belirttiler. Onların altını ve çözüm önerilerini de söylediler, sağ olsunlar kendi önerilerini. Tabii kamu görevlisi dedi, bu da oldukça önemli diye düşünüyorum. Bu kamu görevlisi gücü var ama sorumluluğu da var. Bir takım cezalar, görevi kötüye kullanma, rüşvet ya da disiplin yönünde bazı cezalar da var. Dolayısıyla işin nimeti de var, külfeti de var. Benim anladığım hocam, ilk sunumuna başladığında da belirttiği gibi, efendim davaların %90'ından fazlası bilirkişiye gidiyor. Bu önemli bir müessese ama bunun iyi çalışması lazım. Efektif olması lazım ve bizim hukuki sürecimizi iyi çalıştırması lazım. Sorularınız varsa lütfen not alın. Arada arkadaşlarımız toplayacak. Hocama o soruları vereceğiz. Bununla belki başka konuları da açma fırsatımız olur. Hocamız hazır buradayken ondan istifade etmek iyi olur. Efendim tekrar çok teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci konuşmacımız Profesör Doktor Münir Şakrak hocam. Münir Şakrak hocam, Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nde görevli. Bize daha önce programda belirtildiği gibi uygulama yönüyle Konkordato süreci ve Konkordato komiserliği konusunda bilgi verecek. Yine hocamla ilgili sorularınız olursa onları da hazırlayın, arada toplayacağız. Hocam söz sizin, buyurun lütfen, buyurun. Şöyle notlarımı da aldım. Öncelikle Sayın Başkanım, Sayın Hocam,
Sayın Oda Yönetimi Başkanımız, kurul yöneticileri ve sayın katılımcılar, bu ilginiz ve katılımlarınız için teşekkürler. Ben de naçizane bir sunumla katkı sağlamaya çalışacağım. Şimdi hocam bir saat, iki saat daha konuşsa ben dinleyeceğim. Büyük de keyif aldım. Yani çok fazla soru sormayın. Ben soru sormak istiyorum hocaya. Sorular ve özellikle de açılması hakikaten gereken bazı noktalar var. Ama hoca hepsine çok güzel atıflarda bulundu. Önemli noktalar itibariyle. Bu bağlamda bir kişilik süreci gerçekten birçok hassas noktaya sahip ama sizin uzmanlık alanınız itibariyle de birçok, yani mali müşavir, muhasebeci Mehmet Yazıcı'nın söylediği ifadeyi özellikle vurguluyorum. Gerçekten bilimsel olarak süreçlerde çok büyük katkıya sahip. Ben nitekim bugün kongresto süreciyle ilgili de bu boyuta odaklanacağım. Evvelden çok cesaret gösteremiyordum bunu vurgulamaya ama ben artık bunu vurguluyorum, ifade ediyorum, iddia ediyorum. Şöyle ki muhasebe eğer yönetim kitaplarına, işletme kitaplarına, işletmeye giriş kitaplarına, genel muhasebe kitaplarına bakarsanız fonksiyon olarak nasıl ifade edileceği bilinmez. Biz işletme iktisatçıyız, iktisatçısıyız ama aynı zamanda kamu süreçlerinde de hesaplaşmanın her noktasında bizim hakikaten görüşlerimiz, değerlendirmemiz, analizlerimiz, yaklaşımlarımız çok önemli. Bunlar bütün veriyken hesaplaşma ekonomik dinamiğin olduğu her işte, işlemde, süreçte var. Bu para demek değil. Para dışı bütün kaynak ve kullanımların sürdürülebilir dengesi ve veri ne? Sınırsız ihtiyaçlar görece sınırlanabilir ama sınırlı kaynakların dengelenme çabaları içinde süreç bütünüyle hesaplaşma süreci. Şimdi bu hesaplaşma sürecinde tabii ki hesabı kavramak, işlemi kavramak, hesabı tutmak ve analiz ve değerlendirme bütün boyutlarıyla çok önemli. Ama aynı zamanda da sürecin içinde bizim fonksiyonel boyutlarımızda yönetime sağlayacağımız katkılar ayrıca çok önemli ve tabii günümüzde artık bir yandan slaytı başlatmak üzere şunu da bir açayım izninizle. Evet. Süreçlerin yönetiminde her noktada varız. Üretimde varız, satın almada varız, Ar-Ge'de kısmen varız ama pazarlamada, finansmanda, insan kaynaklarında her noktada varız. Varız derken muhasebe olarak varız ama bizim düşüncemiz, görüşümüz, değerlendirmemiz ne kadar karşı tarafça anlaşılabiliyorsa o kadar bizim değerimiz artıyor. O nedenle muhasebe bir boyut. Muhasebe herkese lazım. Hesaplaşma doğal olarak var. Farkında olmasanız da var. Kendinize göre çözümün ötesinde mikro birimler, makro birimlerin etkin yönetiminde muhasebe gerçekten çok önemli. Kongresi olunca konu tabii ki yine çok önemli. Başkan çok iyi vurguladı. Hakikaten konunun iki boyutu bizim açımızdan önemli. Kongresi'nin tasdikinden sonraki süreçte kayyım süreci, efendim protokollerin denetimi, kongresinin yürütülmesi, hakim tabii ki denetiminde sonlandırılması daha çok hukuki boyutlarıyla tabii ki destek alınması gereken noktalar. Ama ben özellikle danışmanlık ayağı ve kongresinde komiserlik ayağında bizim uzmanlık alanımızla ilgili, çünkü isim de çok güzel belirlenmiş durumda, uygulama boyutu.
naçizane katkılar sağlamaya çalışacağım. Fazla uzatmayıp sorular, yani bu arada çok fazla soru gelen bir günümüz konusu bu. O nedenle de sorular, uygulama tahmin ediyorum günümüzdeki ekonomik süreçlerde yaşanan sıkıntılara dayalı olarak başvuruların artmış olması ve buna dayalı olarak da sizin sormak istediğiniz konular çok olabiliyor. Şimdi tabii Concord'da sürecinde danışman proje hazırlayan boyutu iki komiserlik boyutu kadar, başkan bir mesaj da verdi özellikle rekabet ve de mesleki etik anlamında. Tabii ki bir başka, daha doğrusu iki başka şapka daha var. Bir, Concordata'da başvuran kurumun muhasebe sorumlusu olabilirsiniz, danışmanı olabilirsiniz. Ya da Concordata talebinde bulunan bir kurumdan alacaklı konumdaki bir kurumun mali işler sorumlusu, mali danışmanı ve bu alanda da mali gidişi etkileme gücüyle ilgili değerlendirme, analiz ve buna göre de önlemler üretme konumunda olabilirsiniz. O halde süreç çok önemli ve her noktada da farklı şapkalarla ama illaki iki şapkayla bir anda bulunmak söz konusu olamayacağı bilirkişilikle ilgili hocamızın da vurguladığı noktalar itibariyle önem taşıyor. Şimdi özü son derece net, fazla hani hukuki boyutlara girmeyeceğim, hukuki düzenlemeden de atıfta bulunacağım ama burada aslında borçlarını ödeyememe durumunda ya da ödeyememe riskinde bulunanların alacaklarla, alacaklara yaptıkları bir teklife dayalı olarak bir anlaşma süreci. Bu süreçte hedef özü itibariyle iflas erteleme müessesesinden farklı olarak alacakların ödenerek faaliyetlerin sürdürülebilirliği ile ilgili. Ama bu demek değildir ki Concordata sürecine başvururken salt ödeme sıkıntısı değil, aynı zamanda iflas durumu ya da iflas sürecine girme riski olması da söz konusu olabilir. O durumda tabii ki sürecin yönetimi, idaresi daha güç. Evet, fazla uzatmadan ben başlıklar itibariyle geçmek istiyorum. Yasalar tabii ki en başta icra iflas kanunu ve bununla ilgili Concordata müessesinin tekrar yeniden düzenlenmesiyle ve iflas erteleme ile ilgili düzenlemeleri ikame etmesiyle ilgili boyutunda ortaya çıkan yasa, ilgili bir yasa olarak görünüyor. Bütün hukuki hocamızın dediği gibi süreçlerin sorumluluklar ayağı, efendim alacaklarla borçlar arasındaki ilişkiler en yoğun konu o. Bunlar hep özel hukuk ve kamu hukukunun ilgili alanlarında tartışmasız. Usul hukuku, idare hukuku hatta alanlarında ilgilendirdiği aşikar. Ama burada diğer önemli bir konu Concordata komiserliği ile ilgili yönetmelik. Onlarla ilgili başlıklara hızla bir değinelim izninizle. Şimdi Concordata'da, adi Concordata iflas sonrası mal varlığın terkiyle uzlaşma ve yeniden yapılanma aslında ilk ikisiyle ilişkili ve bu yeni düzenlemeler özetle bizim danışmanlık ve Concordata komiserliği boyutunda adi Concordata müessesi ve bunlarla ilgili düzenlemeye odaklanmamızı gerektiriyor ki belirlediğimiz hizmet sunumunu ona göre tercih edebilirim. O hal edebilelim. Kısaca ama yine de alıntılarla geçelim. Adi Concordata'da iki boyut var. Bir, borçlu başvurabileceği gibi alacaklının herhangi biri de başvurabilir. İşte alacaklı başvurması hocamızın biraz önce çeşitli uyuşmazlıklarda konu olabilecek hususlardan olan muvazaa tabii şüphelerini getirebilir vesaire. Ama sorulara göre bakabiliriz ama öncelikle tabii ki sıkça karşılaşılan borçlunun borçlu konumunda olan ve ödeme sıkıntısı ya da ödeyememe, bu aynen alıntıdır. Herhangi bir borçlu, ödeyememe riski altındaki herhangi bir borçlunun başvurusuyla başlayan bir süreç. Burada altı çizili olan herhangi
tabii özellikle hukukçuların tartışması gereken ama parantez içinde belki hocamıza da atıp hocamıza da sorarız. Çünkü sermaye şirketleri ve kooperatiflerle ilgili bir düzenleme olarak düşünmekle birlikte bir daha sonra ilerleyen bölümde de bir başka düzenleme defter tutmayanların da aslında genellersek iflasa tabi konumunda olanların kongruta talebinde bulunabileceği gibi bir sonuca varılabiliyor. Dayanamadım. Yine böyle bir çıkarsamadan bahsettim. Evet, alacaklı gerekçeli bir dilekçeyle borçlunun kongruta işlemlerinin başlamasını mahkemeden isteyebilir. Mahkemeye başvururlar. İflasına hükmedilmiş ve artık kongruta komiserinin olmadığı, iflas masasının devrede olduğu bir süreçte iflastan çıkma hedefine kadar ulaşacak bir kongruta süreci söz konusu olabilir. Bunun dinamikleri tabii ki birazdan bahsedeceğimiz adli kongruta süreci ve kongruta komiserliği dinamiklerinden farklı. Şimdi bunları hızla getirdim. Tabii ki her biri üzerinde ayrı ayrı konuşmak, özellikle bizim uzmanlık alanımızla ilgili olarak ön proje bazında dikkat edeceğimiz konuları irdelemek mümkün. Onlardan bazı tartışılabilir, tartışmalı olan noktalar işaret edeceğim ama şöyle bir genelleme yaparak gidelim. Kongruta ön projesi, iflas erteleme müessesindeki iyileştirme projesinden öz itibariyle farklı. Ama proje mantığı itibariyle baktığımızda da belli önlemler ve borçların ödenebilirliğine yönelik iddialar çerçevesinde projeksiyonları içeren, yani planlamayı içeren bir proje. Parantez içinde kendi uzmanlık alanım yönetim, organizasyon, işletme ekonomisi itibariyle de kongruta komiserliğinin yönetim süreciyle ilgili boyutlarında ayrıca vurgulamalar yapacağım ama ön proje aşamasında da sizlerin dikkat etmesi gereken noktalardan en önemlisi benim naçizane görüşüm. Bunlar biraz da subjektif önermeler tabii. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır ama ön proje anlaşmasının geçici süre, birazdan bahsedeceğiz, 3 ay ya da 2 ay uzatılmış haliyle 5 aylık dönemi de içerecek şekilde bir anlaşma yapılması, yani sürecin danışmanlığı mali, özellikle tabii ki işletme iktisadının diğer boyutları itibariyle projeksiyonda sağlayacağınız katkılar açısından bir anlaşma yapmanızda belki sektör uzmanlarıyla birlikte işbirliğiyle ya da tabii ki özellikle de hukuki yönden destek verecek bir kişi ya da büroyla işbirliğiyle bu aşamada rol üstlenmenizi öneriyoruz biz. Yani tabii kongruta sürecine gelmiş bir firma, kurum açısından baktığımızda süreç zor bir süreç. Ama uzmanlığınızı en iyi şekilde yansıtabilmek açısından da teknik boyutuyla parantez içinde keyifli bir süreç. Tüm etik ve ahlaki boyutlarıyla taviz vermeyeceğimiz aşikar, kendimize güveniyoruz, inanıyoruz meslek mensupları olarak. Bu çerçevede ön projede yalın açıklıkla anlaşılabilir her aşamasıyla ve tutarlı bir modeli koymak ve bu modelin mümkün olduğunca bütün süreçte sağlıklı olarak yürümesini sağlamak istiyorsanız kongruta komiserinin daha rahatlayabileceği bir anlamda ilk başta, ilk aşamada şirketin, kurumun gerçeğe yakın varlık ve kaynak durumuyla faaliyet sonuçlarını analiz etmeniz, ortaya koymanız, düzeltmeniz, ona dayalı olarak projede hedefleri belirlemeniz çok değerli bir katkı sağlar, hatta ekonomiye değer katar. Ekonomik sürdürülebilirliğe değer katar diye düşünüyorum. O nedenle bu boyutlarıyla keyifli, gerçekten değer yaratma süreci olduğu için. Ön proje aşamasından sonra da komiser heyetinin nitelikleri
ve de oluşumuna dayalı olarak işbirliğine tabii ki bir taraf zihniyetiyle tabii ki Kongorto'ya başvurmuş firmanın danışmanı olarak girmek sürecin yine başarıya ulaşmasında çok önemli katkılar sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Aslında diğer belgeler itibariyle finansal analiz raporları ve dayanaklarına geçmeden önce ilk üç belge çerçevesinde söyleyeceğimi genel olarak ifade ettim. Şüphesiz borçlunun alacaklılara bir teklifinden bahsediyoruz. Tamamen ödeyeceğim. Genel olarak bir indirim talep ediyorum. Bir vadelendirme şart. Bütün bu öngördüğüm model içinde ama ben bu kadar borçluyum dediğinizde karşı taraf evet benim alacağım o kadardır diyebilmeli. Yani envanter. Borçlunun mal varlığı kavramı tabii biz çok daha ifade ederiz ama hukuk metnine böyle girmiş. Uygulamada, hukuki düzende de bu şekilde adlandırılıyor. Yani net aktif. Bu net aktiften tüm borçların çıkmasıyla net varlık ya da öz kaynağı ifade ediyor. Bu demektir ki tüm varlık ve kaynakların gerçekçi envanteri yetmez. Değerlemesi. Şimdi daha sonra gireceğiz bilançolar ne esasına göre hazırlanıyor devamlı ilkesi ve söyleyin lütfen aktiflerin muhtemel satış fiyatları esası. Tabii orada daha da önem taşıyor değerleme iki boyutuyla. O halde bizim rollerimiz sürecin her aşamasında çok fazla. Hem ön proje aşamasında hem de komiserlik aşamasında. Komiserlik aşamasında da bu çok önemli. Çünkü ön proje olması gereken bu başlıkları taşıyan sayfalarca döküm hazır olduktan sonra sayın mahkemeye başvurulduğunda tedbirin verilmesi, yani bu ön proje başvurusunun denetimi söz konusu olduktan sonra tedbirin verilmesi değil, hemen tedbirin verilerek geçici sürenin başlatılması ve komiserin atanması şeklinde yürüyor. Böyle olmalıdır, olmamalıdır. Ben tabii ki parantez içi görüşlerim olabilir ama böyle bir ortamda hukuki yönden ayrıca irdelenmeye muhtaç olduğu için ancak hukukçuya soru üretebilirim. Şimdi Talat Hoca burada olunca tabii böyle konuşmak zorunda. Parantez içinde aramızda kalsın diye konuşabilirdim haddimizi bilerek. Evet. Şimdi finansal analiz raporları ve dayanakları da bağımsız denetçi, denetim kuruluşu tarafına hazırlanması söz konusu. Şimdi o özellikle atıfta bulunmak istediğim noktalardan biri olduğu için geçelim. Şimdi buna atıfta bulunuyorum. Defter tutmaya mecbur kişiler Türk Ticaret Kanunu'na göre hazırlanmış bilanço, geri tavsiye, nakit akım tablosunu ön projede ya da ekleri olarak sunacaklar. Türk Ticaret Kanunu'na deyince tabii uluslararası finansal raporlama standartlarına tabi, bağımsız denetime tabi, KOBİ, FRS uygulayanlar söz konusu olduğunda iş görece daha kolay. Ancak vergi usul kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş bilanço ve gelir tablolarıyla sürece girildiğinde bu daha geçici süre içinde ciddi bir problem olacaktır. Ne yapmalı? Benim naçizane önermem. Maliye Bakanlığı'nın yetkisi altında yürütülmekle birlikte uygulamada vergi usul kanunu değerleme hükümleri gereğince pek dikkate alınmayan tek düzen muhasebe sisteminin bütünü ve illaki en başta uluslararası standartlarında temel dayanağı olan kavramsal çatısını oluşturan birçok standartta mantığı özü oluşturan muhasebenin temel kavramları finansal raporlama ilkeleri. Buna uygun hazırlanmış bilançolar siz bağımsız denetime tabi bir uluslararası, daha doğrusu TVR, Türkiye finansal raporlama standartlarına uygun mali tablo, finansal tablo düzenleme zorunluluğunuz olmasa dahi Türk Ticaret Kanunu uygunluğa önemli ölçüde yaklaşırsınız diye düşünüyorum.
Türk Ticaret Kanunu'na göre hazırlanmış bilanço, geri tablosu, nakit akım tablosu. Tabii nakit akım tablosu burada sıralanmalı mıydı? Nakit akım tablosu aslında ikisinin dışında birçok farklı çalışmayı, hatta yönetim muhasebesi çalışmaları gerektiren bir süreç midir, değil midir? Tabii bunlar ayrıca irdelenmeye, tartışmaya muhtaç konular ama böyle sıralanmış. Yasada defter tutmaya mecbur kişiler deyince, defter tutmaya mecbur kişiler nasıl, neyle başvuracak? Tabii buna uymak zorunda değiller. Böyle bir konuları yok. Hazırlanacak olan bilanço hem devamlı esasını, bu tabii iflas erteleme davalarında, iflas erteleme projelerinde, sürecin bütününde ne yazık ki benim somut tespitimdir, anlaşılmadan geçti, yürüdü arkadaşlar. Devamlılığı ilkesi en temel, yine yazıcı hocama atıfta bulunuyorum, bir derdi, süreklilik temel kavramı ilkesi derdi o. Dört tane daha sıralardı, arada söylerim. Diğerleri yeri geldiğinde konuşulurdu. Ama en temel, süreklilik temel kavramı, tüm diğer temel kavramlar çerçevesinde finansal raporlama ilkeleri ve muhasebe sürecinin akışında en önemli varsayım ortaya koyuyor. Bu ama biz parantez içinde vurguladığımızda temel kavramlar finansal raporlama ilkelerine uygun bilanço demek. Artı uluslararası ya da Türkiye finansal raporlama standartlarına uygun hazırlanmış tablo anlamına geliyor. Şimdi aktiflerin muhtemel satış fiyatları esası açıkça atıfta bulunmuyor ama aynen nereden alınmış? Türk Ticaret Kanunu'ndaki 376. madde. Burada izninizle giriyorum Sayın Hocam. Çünkü hukuki düzenleme olarak görünse de bu da tartışmalı. Hani hukuk ama bizim alanımız. Yani 376. madde. Ne zaman %50 kayboldu kabul edeceğiz ödenmiş sermaye. Öz kaynak açığının 3/2'lik hesabında nelere dikkat edeceğiz? Borca batıklık nasıl hesaplanacak? Orada sadece yöntem olarak diyor ki hem devamlılığa bak hem aktifleri muhtemel fiyatları esası. Hangisi öncelik? İllaki devamlı esasına göre öz kaynak açığınız görünüyorsa da aktiflerin muhtemel satış değeri öncelikli. Yani öncelikli derken karar sürecinde, borca batıklık tespitinde öncelikli. O halde bu referansta da ön proje hazırlarken aktifleri muhtemel satış fiyatları esasına göre bilançoyu devamlı ilkesine göre incelediniz, ettiniz, makul bir şekilde projede yer verileceğine kanaat getirdiniz. Profesyonel olarak devamlı ilkesine göre stokların ağırlığı, maddi duran varlıkların ağırlığı, maddi olmayan duran varlıkların ağırlığı çok yüksek olduğunda bırakalım komiser düşünsün, biz kaba tahminlerle yürüyelim diyebilirsiniz. Ama naçizane mutlak surette en azından yönetim bunu başvuru sürecinde gecikme olması nedeniyle istemediği ve maliyetli olduğu için kabul etmez ise yönetimin kendi tahminleri, yaklaşımları olduğu ile ilgili bir belge alın profesyonelce. Sizin telif hakkınızdır ön proje danışmanlığı veriyor ve yazılmasında, hele hele tek başına rol oynuyorsanız. Telif hakkınızı koruyunuz. Türkiye'de en büyük problem budur. Özgün, sizler bilimsel çalışma yapıyorsunuz. Bilim üretirsiniz, üretmezsiniz ama bilimsel çalışmalarınız birçok diğer bilimsel çalışmalarda dayanak olabilir ve bilim üretmeye katkı sağlayabilir. Birçok bilimsel çalışmalarda çok değerli görüşlerinizi de paylaşıyorsunuz ama sizin alanınız bilimsel çalışmaya muhtaç ve siz öyle çalışıyorsunuz. Bu çerçevede belgelendirme kavramına uygun hareket edelim. Belgelendirmede siz profesyonel olarak çalışıyorsunuz. Tarafsızlık ve belgelendirme açısından da bu danışmanlığınızda hiç açık vermemek çok önemli. Olmadı komiser yapacak, komiserin sorumluluğu olacak. Ama bu zaman ve de özellikle geçici sürede onay alma şansını zayıflatabiliyor. Bu da tabii ki ne yapıyor? Firma açısından dezavantaj olabiliyor. Mali durumu açıklayıcı bunlara... Yani şu anda herhalde bir çırpıda sizler de çok
hızlı şekilde sayabilirsiniz. Gerekli olan her türlü bilgi, belge ve tabii mali durumda aktifleri muhtemel satış fiyatları esasına göre yapılmış bilançodaki bütün dayanaklar objektif denetime elverişli şekilde sunulmalı diyoruz. Şimdi burada alacakların alacak miktarı ve imtiyazı biraz önce söyleyeyim. Envanter. Bu liste hazırlanırken bahsedilmemiş ama bir sütun çok önemli. Mutabık. Kısmen mutabık. Mutabakat sıfır. Bunları söylemek lazım. İmtiyazı mı? Yani rehinli, efendim söyleyin, yani tahsilat aşamasında diğerlerine göre korunmuşluk katsayısı yüksek diye böyle genelliği hukuk ifadesinden kaçarak alacaklar ve bu konuda olmayanlardan bahsedildikten sonra eğer iflas edildiğinde %20, %30, %40 indirim sağlamak teklifinizse iflas olursa ellerine geçebilecek olan ne kadardır? Bunu da gerçekçi olarak hesaplamak bu teklifle tabii bir hani tabir uygun bu yasal düzenleme tabir uygunsa hani bir tehdit değil ama ekonomik bir sonuç ama asıl niyetinizin iflas etmek ve daha düşük kazanmalarına neden olacak bir sonuç değil süreci sağlıklı yürüterek başarılı olmak olduğunu tabii ki projenin metin aralarında vurgulamak da çok önemli. Evet bu konu Sayın Başkan da bahsettiler İstanbul Odamız Başkanı. KGK tarafından, SPK tarafından yetkilendirilmiş denetim kuruluşu, pardon bu konu değil tabii bu bahsettikleri. Finansal analizler projenin gerçekleşmesinin kuvvetli muhtemel olması. Biraz önce eksik söyledim. Siz tabii bu denetim kuruluşu bünyesinde de olabilirsiniz. Bu çok ciddi sıkıntılı bir konu bana göre. Yani tabiri seçmekte zorlanıyorum ama biraz denetçi kuruluşun denetiminin finansal analizle birlikte risk değerlemesi yapması böyle biraz da şekilsel olarak ibarelerimi seçmeye çalışıyorum ama fani denetimi boyutlarına sanki çağrıştıran bir düzenleme ama bunlar ne kadar düşünüldü emin değilim. Dolayısıyla sunulan bizim projede sunulan bilançolardan hareketle yan yana getirip bir eğilim analizi, bir trend analizi yapıp kuvvetle muhtemel diyebilecek denetim kuruluşu var mı? Var. Deniyor. Ama çok zor bana göre. Bununla ilgili ileride sorunlar ne kadar çıkacak çıkmayacak. Ama şu finansal analizler denmesi veri buydu. Ona göre de finansal analiz böyle yapıldı. Haddim fazla aşmadan finansal analiz gerçeğe en yakın finansal tablolardan hareketle bir dönemle olmayacağına göre en az iki dönem karşılaştırılabilir finansal tablolardan hareketle. 3. Sektör dinamikleri, genel ekonomik dinamikler dikkate alınmadan yapılamaz. Böl, cari oran 1.6 daha ne olsun süper diye yorum yapılmaz. Naçizane. Ama tabii ki bu aşamada bunun üstüne çıkılabilir mi, yapılabilir mi? Ben sadece yapılamaz, yapılamama olasılığı yüksek diyeyim, haddimi vereyim. Evet, mali tabloların tarihi bu başvuruda tabii ki en fazla 45 gün esas alınmış. Biraz hani makinalı muhasebe esprisine yakın bir süre ama ara mali tablolar, ara dönem mali tablolarını komiserlere özellikle öneriyoruz. Diyoruz ki geçici kongorta ile ilgili sürede hazırlayacağınız mali tabloları revize etme gereksinmesi duyduğunuzda duymasanız dahi daha objektif denetime elverişli olması için 3'er aylık geçici vergi dönemleri itibariyle tablo hazırlanması ve tabii buna dayalı olarak da aktiflerin muhtemel satış fiyatları esasına göre yine bilirkişi incelemesi yaptırılması istenmeli komiser tarafından. Komiserin yetkileri içinde bunlar görülüyor. Evet.
Olası diğer istenebilecek bütün bilgi ve belgeler de tabii ki. Evet, 3 ay geçici süre tanınıyor. Tedbir kararı veriliyor ön projeden sonra. Yani kabaca, çok bilimsel değil tabii, benim kişisel tahminim %80-90 oranında 2 ay ek süre gereksinmesi bu süreçte doğal görünüyor. Sayın mahkemeye arz ediyor komiserler ve daha sonra bu komiserlerin değerlendirme sonucunda eğer uygunsa bu ön proje son haliyle Kongordota'nın gerçekleşme olasılığını arttıran ve de gerçekleşmesi kanaatini ortaya koymaya olanak sağlayan bir proje ise bunu gerekçeleriyle sayın mahkemeye sunuyor ve geçici süreden sonra kesin süre başlıyor. Şimdi onunla ilgili komiserlik boyutuyla atıflarda bulunarak yürüyeceğim. Bir yıl özellikle tasdiki için gerekli süre, anlaşma süreçleri uzun sürebileceği için yine taleple ve gerekçeli olarak mahkemeye başvurularak bir 6 aylık ek sürede alınıyor. Daha sonra protokollerin süreçleri vadelerine göre ne olacaktır? Kongordota'da onaylanmış ve yürüyor olacaktır. Komiserlikle ilgili düzenlemeler yönetmelikle düzenlenmiş. Burada hocamın bilirkişi kanunu ve bu bağlamdaki düzenlemelerle ilgili başvurduğu gibi kapsamlı düzenleme yok ama nitelikleri itibariyle, yasaklılık halleri itibariyle, yükümlülükleri itibariyle, sorumlulukları itibariyle mahkemeye karşı, mahkeme ve diğer ilgililerle ilişkileri açısından düzenlemelerin çok benzerlik arz ettiğini görüyoruz. İşte Türk vatandaşı olmak gibi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi, özür dilerim. Kongordota Komisyonu nitelikleri alacak sayısı, özür dilerim, bunu bir türlü düzeltmedim şunu, alacak miktarları ve çeşitliliği dikkate alınarak alacaklar kurulunun nasıl oluşacağı, nasıl yürüyeceği ile ilgili düzenlemeler bu yönetmelikte yer alıyor. Çalışmalarda, bundan sonraki yapacağınız aşama başvurularda ne yapmanız gerektiği ile ilgili kafanıza takılan hususlarda daha iyi sorular üretmeniz için hemen bu yönetmelik ve bu yönetmelikte düzenlendiği şekilde bu hususları naçizane okumanız, irdelemenizi ben öneriyorum. Gerçekten birçoğu zaten doğrudan çok net açıklıkla uygulanabilir, anlaşılabilir nitelikte. Bazı konular tartışmalı olabilir. Ben yine haddimi çok fazla aşmadan bu noktada şunu vurguluyorum. Kongordota komiseri nitelikleri ve bütün yapması gerekenler itibariyle kayyum değil. Kayyum değil ya da. Hocaya sorarız kayyum kayyum diye. Kayyum değil, yönetici de değil. Danışmanı değil. Denetçisi değil, iş denetçi değil. Yasada tanınmış yetkileri yönetecek, yetkilere dayalı olarak süreci yönetecek kişidir. Şimdi bu tanımım yasada vesaire yoktur ama bütün detaylarda bunu çok net görüyoruz. Ama süreci yönetecek kişinin buna dayalı olarak da bütün yönetsel fonksiyonlar itibariyle sorumluluğu var. Yani teknik fonksiyonlar, araştırma geliştirme nasıl yapılıyor, satın alma nasıl yapıyor, finansmanı yürü. Bu konuda böyle yap, şöyle yap. Naçizane eleştirel yaklaşabilir ama böyle yapın diyemez. Ama yönetsel fonksiyonlara geldiğimizde sürecin akışında yasayla tanınmış kısıtlar temel olmak üzere, sorumluluk ve yetkiler temel veri olmak üzere planlamayı yapmak, süreç genelinde hem geçici sürede hem genelinde kontrolü sağlamak, kendi kendini denetleme değil, kontrol, yönetici, yönetsel kontrolü yapacak. Organize çalışma, en zor ikisine geliyorum, ve koordinasyonu sağlayacak. Özellikle alacaklar kurulu
ortaya çıktığında. Bu akışkanlığı sadece kesintiyi sağlamayacak, tarafların farklı çıkar gruplarının en iyi şekilde iletişimini sağlayabilecek, anlaşma yoluna gitmesindeki başarıyı sağlayabilecek yönetsel fonksiyon. Tabii ki her yiğidin yoğurt işi var. Yöntemler, teknikler, yaklaşımlar da yönlendirme boyutu. Ama dediğim gibi ben onaylarsam bu olur, ben onaylamazsam bu olmaz diye bir konu yok. Sadece hakimin takdirinde olan bir hususta teknik olarak, özür dilerim, sürecin akışı ve de mali durumu itibariyle projenin Kongorta'nın tasdikine elverişli bir niteliği haiz olup olmadığı konusunda tespitlerini, analizini ve değerlendirmelerini yapacaktır. Ama kesin sürede yönetici fonksiyonu daha artan bir hale geliyor. Ben özelliklerine gir, tabii işte durumsal analizi, durum analizini yapmalı, stratejik bakış olmalı, çevre analizi alacaklar itibariyle tabii ki. Ama alacaklarını, yani borçluları ihmal edemez. Çünkü çok önemli bir gelir kaynağıdır. Ortakların durumlarıyla ilgili bilgilenmesi çok önemlidir. Mali kaynak sağlanması açısından. Evet, yönetim sürecinde vurguladık. Burada Sayın Başkan biraz önce yanlışlık denetçi kuruluşla ilgili zikrettiğim husus buydu. Hukukçu ve birinin de yeminli mali müşavir olmasının tercihan Sayın Mahkemenin görevlendirmesinde belirlendiğini görürüz yönetmelikte. Tabii tercihan, yani ben ısrarla şunu vurguluyorum. Tek başınıza komiser sakın olmayın. Mutlak surette hukukçu olmalı. Sürecin yönetiminde, çünkü hukuki boyutlar itibariyle yönetimde hakikaten hukuk vizyonuna ne kadar sahip olursanız olun, bilimsel anlamda hukuk bilgisine sahip, uygulama bilgisine sahip bir komiserle çalışmak. Ve ben yine ısrarla şunu vurguluyorum, teknik sektörel uzmanın da o firmanın sektörüyle ilgili olması büyük önemi haiz. Bu tabii ki Sayın Mahkemenin takdirine eğer atama tek kişi olduysa sunulabilecek, gerekçeleriyle izah edilebilecek ve talepte bulunabilecek bir boyut. Bu sayede daha etkili ve verimli bir çalışma olabilir. Özellikle kesin sürede ben inanıyorum ki orta ve büyük ölçekli işletmelerde komiser heyeti, heyet olarak haftada en az bir gün, bakın en az bir gün, ama hiçbir gün komiser heyetinin üyeler arasındaki iş bölümüne dayalı olarak firmada, şirkette ya da ilgili birimlerinde, üretim birimlerinde, mağazalarında, zincir, diğer şubelerde bulunmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Aksi takdirde geçici süre gerçekten hayal kırıklığı uğrayabilir. Çünkü şöyle bakın lütfen, alacaklar açısından riske sahip olduğunuz gibi tabii ki borçlunun da bu süreçte bütün iyi niyetiyle başarılı olmak için, yürümek için bu sürece girdiğini kabul ettiğimizde sizin bu bağlamda sağlayamadığınız katkı söz konusu olursa sorumluluk aynı şekilde borçluya karşı da geçerli. Sadece alacaklara değil. Bu nedenle büyük özen göstermeyi, ihmale en ufak bir şekilde düşmemeyi ve başkana yine atıfta bulunacağım, çok güzel dediği gibi danışmanlık ayağı çok daha iyi, ama ben orada da çok büyük hassasiyet gösterilmesi ve danışmanlığın daha geniş bir zamanı içermesi gerektiğini önerilerim arasında yer alıyor. Evet, bu sicil bilirkişi kurulları tarafından, yani bilirkişi bölge kurulları tarafından bilirkişilerle ilgili tutulan sicile hakimin bildirim koşuluyla kim atandı, hangi dosyaya atandı, kısaca işte özellikleri ve bu bildirimden sonra otomatikman kayda girmekle en fazla 5'ten fazla
süreç içinde görev, ama aynı anda. Yani 4 komiserlik göreviniz var, Allah kolaylık versin. 5.'yi alabiliyorsunuz. 5 yürütürken alamıyorsunuz. Geçici sürede bir olumsuz görüş verdiniz projeyle ilgili. Mahkemede ön projeyi onaylamadı, kesin süreye geçilmedi. 4'e düştü, göreviniz bitti. Yeni bir görev daha alabiliyorsunuz, atanabiliyorsunuz. Bu sistemde izlenebilir hale gelecek. Hocama mesela en çok sorulacak şu konulardan biri, gerçekten ÜYAP sistemi günümüzde bilgi teknolojisi itibariyle, kapasite itibariyle, yazılım itibariyle çok güçlü hale gelmiş durumda. Ama bilir kişilerin görev sayıları, hangi dosyada, kaç tane dosyada görevli oldukları, hangi sürede dosyaları verdikleri, ne kadar geciktikleri, performansın en büyük, en önemli boyutu o. Ben hep onu söylerim, ben listeye hiç girmedim ama görevlerden tabii kaçınmamaya çalışıyoruz ama artık hakikaten çok zor bir süreç oldu. Kongre'de de bu 5 tane olunca yaşanacaktır. Bunu sistem tutmak zorunda. Ben bununla ilgili yatırım yapacak halim yok. Bununla ilgili özel tutacak halim de yok. Çünkü ben, benim mesleğim bilirkişilik değil. Benim mesleğim de Kongre'de komiserliği olmayacak bundan sonra. Tabii ki çok benimseyebilirsiniz. Meslek gibi görebilirsiniz. Meslek gibi tüm etiğiyle, tüm dinamikleriyle yaklaşmanız özeni arttırabilir ama şüphesiz bununla ilgili gerekleri kamu anlamında yapılması olan hususları izlemesi, denetlemesi gerekiyor. Otomatikman da kilitlenmesi lazım. 3 gün, 5 gün yapıldı. Bunlar kaldırıldı, edildi. Tamam, çok fazla dosya var. Mahkemeler özellikle en çok çalıştıkları kişilerle bir daha çalışmak istiyorlar. Ama kalite ve zaman ayrı boyutlar değildir. Özelliklilik içinde siz içeriği çok güçlü, süreçleri yönetebilir, raporlar düzenleyebilirsiniz. Ama zamanında olmayan iş kalitesizdir. Bu aynı zamanda benim için de bir öz eleştiri. Buna çok özen göstermek ama zamanında yapmak için de içerikten taviz verilmez. O halde sistemin objektif denetim elverişli bir yapıda akmasını sağlamak lazım. Evet, tarafsız olacak, objektif olacak, özenle yerine getirecek. Bunları düzenlemede işte dediğim gibi tüm niteliklerle ilgili vurguluyor. Mahkeme son verebilir bu göreve. Ayrıca bilirkişilik bölge kuruluna ve ayrıca elemin suç oluşturmasına Cumhuriyet Başsavcılığına bildirme söz konusu. Burada bir yetkisinden bahsedeceğim. Bilirkişinin yetkisinde bulunmayan, eğer çelişiyorsam hocam lütfen düzeltin. Kongre'de komiserine verilmiş kamu ve özel kurumlara, kuruluşlara bilgi belge isteme üzere ya da özel kişilere, şahıslara talepte bulunabilir, süreci sağlıklı yerine getirmek için iletişim kurabilir. Burada tabii ki sizin tebligat hükümlerine uygun olarak bunları yapmanız, karşı taraftan gelecek eleştirileri, keyfilik, özensizlik ve de gerçekle uyumlu olmayan ama şüphe uyandırabilecek, aleyhinize olumsuzluk yaratabilecek algıları yok etmenin tek yolu tüm süreçleri belgeye dayalı olarak yürütmeniz. İletişimi telefonla kurmaktan mümkün olduğunca kaçınınız. Telefonla belki mail adresi isteyebilirsiniz. Bütün bu esasları da en başta bir tutanakla çalışma yöntemi olarak iç yönergeye döndürebilirsiniz. Komiser heyeti olarak narsizan önerimden biri. Evet, sicil şu anda bölge, bilirkişilik bölge kurulları tarafından gerçekleştiriliyor dedik. Bunlardan bahsettim. Evet, hızla geçeceğim. Kesin süre. Bu kesin süre gerçekten çok irdelenmeye muhtaç. Alacaklar kurulu ama özetle şunu vurguluyorum. Alacaklar kurulu komiserin, siz komiser olduğunuzda komiserin genelde tabii ki hukuki süreçleri çok iyi bilen vekiller tarafından alacaklar kurulu, alacaklar vekilleri önerecekler. Alacaklar kurulu
ile etkili bir çalışma sistemi kurulabilmesi için sizin mümkün olduğunca bu süreçte dediğim gibi gününde fazladan çalışmalar yapmanız lazım diyelim. Çünkü hakikaten hayal gücümüzü kullandığımızı alacaklarla, onları temsil edenlerle önemli bir çalışma süreci olacak. Şimdi burada önerim, alacaklar kurulu oluşmasıyla ilgili bir temel, yani zorunluluğu ile ilgili olmazsa olmaz, tabii ki sayın mahkemenin takdirinde alacaklı sayısının 250'yi ya da alacak miktarının 100 milyon lirasını aşması. Bu değişebilir tutar olarak özellikle. Ben komiser heyetlerine öneriyorum ki her durumda küçük işletmeler verirken alacaklı sayısı 10'la 20, 30, 40, 50'ye kadar deyip subjektif bir önerme olan işletmeler dışında mutlaka alacaklar kurulunu hukuki nitelikleri itibariyle temsil edecek şekilde oluşturulmasını, en azından 3 alacaklıdan oluşan, en azından 5 alacaklıdan tek sayıda olmak koşulunda, en fazla da 7 olmak üzere. Her ay en az bir kere toplanıyor. Komiser burada gerçekten yönetici olarak toplantıların yönetiminde büyük rol üstleniyor ama alacaklar kurulu toplantılarda oy çokluğuyla karar alınabiliyor. Bütün kararları toplantıya katılan imzasını almak üzere tutana bak. Komiserin rolü şu, teklifi alacakların makul ölçüde kabul ederek, hatta daha da iyileştirme sağlayarak firmanın sürdürülebilir bir modeli sağlaması, yani Kongordato'nun nihai tasdikini sağlaması. Burada teşekkür öncesinde şunu da vurgulayayım. Alacaklar kurulunun kararları çerçevesinde alacakların kabulleri çok önemli mahkemeye. Mahkemenin vereceği kararı da. Burada alacaklıların miktarının %50'si ile alacaklarının tutarının %50'si ya da alacaklıların eğer 1/4'ü kabul ediyorsa oransı olarak, bu durumda da alacaklı oldukları tutarların 3/4'ü oranında bir kabulün önemi çok büyük. Tabii bunu ne yapıp ne edip sağlatmak değil komiserin görevi, ama projenin gerçekleşebileceği fikrine sahip olan komiser bu süreçte görüşmelerin sağlıklı yürümesi, alacak verecek hesaplarının sağlıklı olarak mutabakatlarının sağlanmasına gözlemci olarak hizmet edecektir. Çok zor bir iş ama tabii ki birçok boyutuyla da çok önemli bir iş. Efendim ilginize çok teşekkür ediyorum. Sorularınız olduğu takdirde katkı sağladım. Mersin. Evet, ben de hocama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kapsamlı, hem işin uygulama tarafını ağırlıklı olarak ele alan bir bilgilendirme, bir sunum oldu. Özellikle benim vurgulamak istediğim, hocamdan bu sunumda aldığım, bu bir süreç. Ve sürelere baktığımızda 2+3 ay, +12 ay, +6 ay uzun da bir süreç. Ve bütün bu süreci bir kamu görevi yapıyormuş gibi sorumluluk içerisinde yapılması gerektiği, sorularınız olacaktır. Ben çok uzatmayayım. Bir ara veriyoruz şimdi 15 dakika. Bu 15 dakikalık süre içerisinde lütfen sorularınızı hızlı bir şekilde arkadaşlarımıza verin. Hocalarımıza ulaştıracaklar. Onlar bu 15 dakikada sorularınıza bakacak. Biz buraya geri döndüğümüzde sizin sorularınızı cevaplamaya başlayacaklar. 15 dakika sonra görüşmek üzere. Oturumu kapatıyorum. Hoşça kalın.